öleli bir yıl oldu. E zaten o yüzden Türkiye'ye döndüm. Bak kardeşim, vallahi çok üzüldüm, başın sağ olsun. Aa, Fitnat'ın kocası senin kocan. Ay ne oluyor bu kocalara böyle? Allah benimkini saklasın. Dur ayol, sen boşanmamış mıydın? Evet, ama o daha önce. Ha, önce kocan öldü, sonra boşandı. Yok canım. Nasıl oldu? Boşandığım birincisi. Hatırlasana Semra'cığım, ben iki defa evlenmedim. Tabii iki defa evlendim. Yani komikliğim öyle her şeyi unutuveriyor. Peki o birinci kocandan niye ayrılmıştın? Aa, çok çapkındı, hovarda bir adamdı. E baktım beni aldatıyor, dayanamadım. Sen de onu aldattın. Aa, ne münasebet canım. Boşandık işte. He. İkincisi çok iyi bir insandı, bana sadıktı ama öldü. Bak kardeşim, pek şanssız kadınmışsın ayol. Hani yani söylemesi de biraz tuhaf ama tövbeler tövbesi. Madem ölecekmiş, keşke birincisi ölseymiş ayol. İyi yazın edelim. Öyle öyle öyle. O da doktordu değil mi? Hani o birinci kocan seni aldatan kocan. Yok canım, gazeteciydi. Basın ateşesi. E beni aldatması için o kadar çok imkanı vardı ki. Bir kere görevi icabı, o şehir senin, bu şehir benim, dolaşır durur. E bir bakıyorsun iş gezisine gidiyorum da, adam 8-10 gün ortalıklardan yok olur. E peki o gittiği yerlerden hiç seni arayıp sormaz mıydı ya, sen onu aramaz mıydın? Aa, arayıp sormaz olur mu? Hı. Her gittiği yerden en az günde 2-3 defa telefon eder, hatırımı sorar, yaptığı işlere dair rapor verirdi. Her çapkın gibi. Tabii durumunu garantiye almak için. Nasıl garantiye almak? Benle telefonda konuştuğu zaman hareketlerinde daha rahat oluyordu. Hı. Biliyordu ki ben ondan çok uzaktayım ve hiçbir şekilde onu yakalama imkanım yok. Allah Allah. Sevra Hanım, telefonu arıyor musunuz? Ben Kaya arıyorum. Halim olacak bakayım şekerim, özür dilerim. Efendim, Akcan'ı. İyiyim, iyi. Sen nasıl? Yolculuğun nasıl geçti? Öyle mi? Akşam dinlenirsin artık biraz. Vallahi ne olsun burada işte bildiğin gibi hayat. Aa bak ne diyeceksin? Yanında kim var biliyor musun? Hale. Hale canım, Amerika'daki. Ya tabii, hoş geldin diyorsun. Teşekkür ederim, sen de selamlarımı söyle. O da sana selam söylüyor. Yo yo bırakmam, şimdi onu alacağım doğru kanlı cebize götüreceğim. Vallahi bırakmam. Sen döndüğünde görüşürsünüz artık. Öyle mi? Ankara'dan birkaç günlüğüne İzmir'e geçeceksiniz. Aa bu da nereden çıktı? E peki canım, akşam evden arayacaksın. İstersen ben seni arayayım. Olur hayatım, sen ara. Peki canım, peki canım, merak etme, güle güle canım, güle güle. Alem adamdır şu halim vallahi. Bunca işin arasında, bunca yorgunluğun içinde hiç üşenmez durmadan böyle telefon eder. Hale, sen biraz evvel kocan için ne demiştin bakayım? Ne gibi canım? Hani evden uzak olduğu zamanlar beni rahat aldatabilmesi için durmadan telefon edip kendini garantiye alırdı demiyor muydun? E tabi, o sırada benim nerede olduğumu kesin bilip yapacağını rahatlıkla yapıyordun. Aman kardeşim, seni bugün buraya Allah gönderdi. Meğer ben ne aptalmışım. Aman Halicim, sen benim yıllardır görmeyen gözlerimi açtın. Ah aptal sen ya. Estağfurullah kardeşim, neler söylüyorsun, ne demek istiyorsun anlayamadım bir türlü. Ayol ben dünyanın en bedbaht kadınıyım. Ben şimdi ne yapacağım? Bana bir akıl öğretsene, konuşsana ne diyorsun? Ayol ne konuşmamı istiyorsun? Ay hala anlayamadım Halicim. Gerçek apaçık ortada. Kocam beni aldatıyor tıpkı seninki gibi. İyi ama nereden çıktı bu şimdi? Ah hoşsun vallahi, nereden çıktı demez. Ayol şimdi telefon etti, adam duymadın mı? Ayol bundan normal ne olabilir? Ne? Hem sen demiyor muydun? Her gittiği yerden beni telefonla arardı. E demek adamın adeti öyle. Ama niçin benim burada olduğumu kesin bilip rahat sandallık etmek için. Karıştırıyorsun Semra'cığım. O benim birinci kocam. Ay rica ederim Allah aşkına Hale, durup dururken boşu boşuna beni teselli etmeye falan katma be şekerim. Bu yalnız senin kocanın akıl edip de keşfettiği bir usul değil herhalde. Sonra benim kocam da seninki gibi zeki kurnaz olamaz mı? Aynı şekilde beni aldatamaz mı? Bu usulün patenti yalnız ona mı ait? Ay lütfen olmadık şeyler için kurun teyip de kendini boş yere üzmeye kalkma. Dur dur dur. Bu telefon Ankara'dan da değil. Bak nasıl anladın. Buradan İstanbul'da. Kim bilir belki de metresin yanında da. Çünkü ses çok net ve yakın. Ay saçmalama canım. Dur dur, daha bitmedi. İstersen ben seni arayayım dedim. Duydun işte. Hayır hayır, hiç gerek yok. Ben seni akşam evden ararım. Çünkü hangi saatte nerede olacağım hiç belli değil dedi. Bu ne demek? Ne demek? He, çünkü beyimiz Ankara'da değil demek. Eğer orada olsa sen de beni arayabilirsin derdi. Sevracığım darılma ama, ne kadar hayal veresin. Yok canım yok, öyle deme hayatım, öyle deme Halicim. Eğer ben bir şey bilmesem birdenbire bu sonuca varabilir miyim? Ay bak, durup dururken istemeyerek nelere sebep oldum. Yok canım yok, sen hiçbir şey sebep olmuş falan değilsin. Sadece kocamın kırdığı cevizlerin bugün farkına varacakmışım. Kısmet bugünmüş meğer. Gel. Ne var? Efendim özür dilerim, rahatsız ediyorum. Beyefendinin çantasını getirmiştim de. Halinin çantasını? Evet. Hayır. Dün giderken arabada unutmuşlar. Ama kilitli, anahtarı vardı sizde herhalde. Ne demek bundan, hiçbir şey anlamadım ki ben. Halim'in arabası Yeşilköy'de havaalanında, bu çanta nereden çıktı? Efendim beyefendi kendi arabasına gitmen der ki, Kırlı'nın arabasından gitti ben. Sebep? Dün buradan çıkarken beyefendiyle karşılaştım. Nereye gidiyorsun Mustafa dedi. Efendim ben onunla çıkıyorum. Bir emriniz varsa yerine getireyim dedi. Madem öyle ben boş boşuna arabayı almayayım. Sen beni taksinde bırak. Ben oradan Şişhane'ye iner. Otobüse atlar giderim dedi. Bunlardan hiç haberim yok benim ayol.
Yani Halim havaalanında otobüsle mi gitti? Evet. Arabadan indiğinde çantasını unuttuğunu fark etseydim şişhaneye yetiştiriverdim hemen. Ne demek şişhaneye yetiştiriverdim hemen? Beraber gittiniz mi oraya kadar? Taksim'de bıraktım dediler mi? Taksim'de mi? Efendim demin de arz ettim, herhalde yanlış anlaşıldı. Nasıl? Benim daha vaktim var. Galatasaray'da bir yere uğramam gerek. Sen beni Taksim'de bırak, ben oradan tünelden şişhaneye iniveririm. Yani sen Halim'in uçağa bindirmeyi mi görmedin? Görmedim, ben götürmedim ki efendim. Görmemiş götürmemiş, duydun. Buna var bakalım. Gel. Ne var bundacığım? Hanımefendiciğim, Mustafa Efendi'yi çağırıyor. Kim çağırıyor? Haluk Bey. Arabayı çıkış kapısına park etmiş de onu çekecek. Özür dilerim, bana bir emriniz var mı? Hayır, yok, gidebiliriz. Müsaadenizle. Haleciğim, bu ne bu canımın içi? Gördün mü? Bizim beyin şansı birdenbire döndü artık. Aleyhine olan her şey çorap söküğü gibi birbirini takip ediyor. Ben sana demedim mi bu Ankara Mankara hep uydurma yalan diye? Semracığım, bunu anlamak zor bir şey değil. Aç telefonu Ankara'ya, orada mı diye mi öğren? Aslında bu benim için bir tenezzül şekerim. Ama sırf sana yanılmadığımı ispat için şimdi telefon edeceğim. Nereden arayacağını biliyor musun? Biliyorum, bilmez olur muyum? Bilmez olur muyum? Genellikle Büyük Ankara Oteli'nde kalır. Sen otur telaşlanma canım, söyle Funda Hanım'a orası. Yok yok, bu işi sonuna kadar kendim halledeceğim. Niye ona bunu bırakacakmışım? Ankara kutu kaçtı. Ay bilmiyorum. Buldum, 45. Dur bakalım şimdi, ak mı kara mı? Çıkacak meydana. İnşallah tahminlerin yanlış çıkar da böyle bir duruma sebep oldum. Olduğum için ben de üzüntüden kurtulurum. Sen hiçbir şeye sebep olmadın şekerim. Hiçbir şeye sebep olmadın. Üzme kendini. Sadece yıllardır görmeyen gözlerimin açı... Alo? Büyük Ankara Oteli mi efendim? Efendim, İstanbul'dan Doktor Halim Uysal'la görüşmek istiyorum. Lütfen. Orada mı? Bak görüyor musun? Adamın boşuna günahına girdi. Dur anneciğim, bakalım dediler. Dur. Alo? Efendim? Yok mu? Yok. Dışarı mı çıktı acaba? Yok. Yani o isimde kayıtlı kimse yok, öyle mi? Ya. Teşekkür ederim efendim. Not mu? Not mu? Gel katil konuşamayacağım, dilmeyin de. Eyvah! Görüyor musun hayatım? Gördün mü, ben sana demedim mi? Bu Ankara Mankara'yı uydurma yalan diye. Semracığım, boşuna seleşlanırsın kardeşim. Başka otel yok mu? Diğerlerinde bir ara. Hiç gerek yok ayol. Baksana, beyimiz çantasını unutacak kadar kendinden geçmiş. Çamaşır valizini kaptığı gibi doğru ilişkisi oldu kadının yanına. Ay keşke bugün buraya hiç gelmeseydin. Öyle deme Halicim. Sen gelmeseydin ben ne yapardım şekerim? Vah 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 vah. Meğer ben yıllarca onun bunun maskarası olmuşum. Daha benim yokmuş ayol. Ama dur Hale. Dur, ben öyle senin gibi aldatılmayı kabul edip de hop diye boşanacak kadınlardan değilim canım. Bunu burnundan fitil fitil getireceğim. Funda, bana Mustafa'yı bul, hemen gönder kızım. Vay böylesi be. Daha kolay, o seni bize getirir. O kim? Ayol şoför, gideceğin yere götürür, akşam da bize getirir. Ay henüz de ne kadar ani kararlar veriyorsun. Ay affedersiniz, rahatsız ediyorum ama Funda Hanım benim beklediğimi söylemeyi unuttular galiba. Ne istiyorsunuz beyefendi? Az önce beklememi emretmiştiniz ya efendim, bekliyorum, onu hatırlatayım. Ay ne bekliyorsunuz, anlamadım ben. Fidat Hanım'dan geldi. Ha evet evet, ay kusura bakmayın, adınız neydi? Kafam o kadar karışık ki. Hüsnü Kuruntu efendim. Hüsnü Kuruntu. Aman ne güzel. Bu kadar kör kör parmağın gözüne bir durma Hüsnü Kuruntu diyor. Yok Allah Allah. Hiç böyle şey duymadım. Erkek tabii ne de olsa. Onu müdafaa edecek, beni koruyacak diye. Ya. Semra'cığım yanılıyorsun kardeşim. Ne? Yanılıyor muyum? Aman gene başlama Allah aşkına. Bakın beyefendi. Eğer Hüsnü Kuruntu diye verdiğim karardan vazgeçeceğimi, yapacağım işlere engel olacağınızı falan zannediyorsanız boşuna efendim. Ben affedersiniz, anlayamadım. Semra'cığım beyefendi adınız ne diye sordun ya. Evet. Hüsnü Kuruntu diye ona cevap verdiler. Aa, adınız Hüsnü Kuruntu. Evet efendim. Hiç böyle at duymadım, aynı biçim şey. Efendim adım Hüsnü, soyadım Kuruntu. Ha soyadınız Kuruntu. Evet, özür dilerim, ben yanlış anladım. Aman efendim, estağfurullah, canınız sağ olsun. Zaten nüfus memuru da yanlış anlamış efendim. Rahmetli peder böyle ufak tefek bir adamdı da kendine Kuruntu vardır ya, Kuruntu'yu soyadı diye beğenmiş seçmiş ama memur da orada sizin gibi yanlış anlamış efendim. Kütüye Kuruntu diye yazmış. Ondan sonra Kuruntu olmuş usta. Evet, yani. Karışıyor ama değil mi Kuruntu? Evet, Kuruntu. O biraz karışıyor. Evet, ne bekliyordun siz beyefendi? Ben mektuba cevap yazacağım demiştiniz. Hangi mektuba cevap yazacağım demiştiniz? Ben Fidat Hanım'dan mektup getirdim evet, değil. Meşgul insan tabii. Hangisiydi sizin mektubunuz acaba? Bu muydu mektubunuz? Ay değil efendim, benim kişiler uzunca bir şey olacak. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Ha evet. Bekleyeceksiniz beyefendi. Biraz bekleyeceksiniz. Hanımefendi meşgul efendim. Hayır, size dedim. Ben mi efendim? Evet. Hayır. Ben efendim biraz akşama kadar da bekleyebilirim. Yani vaktim var, hiç üzülmeyin. Maksat unutulmayın. Siz de mi? Bak Mustafa. Buyurun.
hanımefendi benim çok eski ve çok sevgili bir arkadaşım. Evet. Amerika'dan geldi misafirimiz. Hoş geldiniz hanımefendi. Kendisine yapılacak bazı işler var. Beraber gideceksiniz. İşiniz bitince de doğru bize geleceksiniz. Buraya mı hanımefendi? Hayır, eve Kanlıcı'ya. Peki sizi gelip almayacak mıyım? Hayır, sizin arkanızdan ben de hemen çıkacağım. Çünkü benim de yapılacak bazı işlerim var. Ama herhalde ben sizden önce evde olurum haliciğim. Hanımefendiciğim, isterseniz sizin istediğiniz bir yerde istediğiniz bir saatte ben gelip alayım sizi. Yok yok, hiç gerek yok. Peki nasıl emrederseniz. O zaman müsaade ederseniz ben arabayı alıp kapıya geleyim de hanımefendi boş boşuna o kadar yolu yürümesin. Yok canım, zahmet etmeyin. Zahmet olur mu haliciğim? 2 dakikada gelir. Ha sen git arabayı getir, sonra gel hanımefendiye al. Bir şey daha söyleyecektim efendim. Biz sizden önce Kanlıcı'ya varırsak ben sizi bekleyeyim mi yoksa eve gideyim mi artık? Yok yok, bekleme, evine gidebilirsin. Sana ihtiyacım olmayacak. Araba da lazım değil. Herhangi bir değişiklik olsa ben sana haber gönderirim. Emredersiniz efendim, müsaadenizle. Güle güle. Şimdi Adnan çağırıyor. Semracığım, yanlış bir şey yapmadığından eminsin değil mi? İstersen gel, yol yakınken bir kere daha düşün. Hiç üzme sen kendini, ben kararımı verdim. Hiçbir şekilde de geri dönmem. Adnan gel canım. Dur bakalım şimdi. Hanımefendi, yani sizi kıskandım dersem inan. Semra Hanım'ın böyle herkesi başından salıp da uzun bir zamanını size ayırması hiç alışmadığımız olağanüstü bir durum. Sağ olsun, ama ben size söylemiştim, biz Semra ile çok sevişiriz. Öyle, Semra Hanım'ı herkes çok sever de yeteri kadar karşılık göremez ne dersin? Ya, demek karşılık görmemekten şikayetçisi. Yakınlığımız senin için yeterli değil öyle mi? Tamam şekerim, şu andan itibaren istediğin gibi olacak. Anlamadım, nasıl yani? Anladım. Semra'nın sizi sevinçten göklere uçuracak bazı kararları var. İnşallah sonu hayırlı olur. Anladım. Siz iki arkadaş deminden beri benimle eğlenmek için planlar kurdunuz. Aşk olsun hanımefendi. Ben size derdimi açayım. Siz benim duygularımı hafife alıp eğlenmeye kalkın. Olacak şey mi bu? Neler söylüyorsun annen Allah aşkına? Eğer birazcık dikkatle dinlemiş olsaydın ne kadar ciddi konuştuğunu fark ederdin. Yani uzun lafın kısası. Bugüne kadar bana olan ilgine aynı şekilde ilgiyle karşılık göreceksin. Aman tanrım, ben rüyamı görüyorum. Hanımefendiciğim af buyurun, sözümü geri aldım. İyi ki derdimi size açmışım. Hani ona olan duygularımı benden daha iyi anlatıp ikna etmeniz büyük bir mucize. Gel. Ne var Funda? Hanımefendiciğim, şoför arabayı getirmiş. Kapıda bekliyor. Hayır, teşekkür ederim. Adamcağızı fazla bekletmeyelim. Müsaadenizle ben gidiyorum. Ay ne olur gitmeyin hala. Biraz daha kalın. Merak etmeyin canım, gene görüşeceğiz. Bundan sonrası ikinizi ilgilendiren bir konu. Ben gideyim daha iyi. Hadi hoşça kal güzelim. Güle güle. Tekrar buluşmak güle üzere. Akşama geç kalma Halicim. Ha Semra'cığım, yine her şeyi etraflıca düşün, öyle karar ver. Emin canım. Tabii sen üzülme kendini. Hadi güle güle canım. Güle güle. Vallahi bugün bu kadını buraya Allah gönderdi. Hızır mıdır nedir? Hani kulaklarıma inanamıyorum. Ne söylemem lazım? Ne yapmam gerekli? Vallahi bilemiyorum. Bugüne kadar yaptığından farklı bir şey yapacak değilsin Adnan. Otur. Dur bakayım, dur. Bak canım. Yoksa sen kocanın seni aldattığını falan duydun da onun için mi böyle birdenbire değiştin? Kocamın beni aldattığını sen de biliyor muydun? Bilmiyordum. Mu diyeyim yani sana şimdi? Biliyordum tabii. Biliyor muydun? Biliyordun da niye söylemedin bana şimdiye kadar? Söyleyemezdim. Çünkü bunu bir gün kendiliğinden anlayacağından emindim. Sonra bu durumdan istifade etmek isterim. Böyle dedikodu yapıp sana olan temiz hislerimi lekeleyemezdim. Her neyse, geç de olsa bana yaptıklarının karşılığını aynen görecek. Haklısın. Haklıyım tabii. Ne desen, ne yapsan haklısın. Tabii haklıyım. Demek ki seni gerçekten sevmiyormuş. O zaman sen de seni gerçekten sevene koşacaksın tabii. Bu durumda seni kimse ayıplayamaz. Sonra aramızdaki ilişki hiç kimseyi şüphelendirmeyeceği için de dilediğin gibi rahat rahat intikamını alabilirsin. Kimsenin şüphelenmemesine gerek yok ya Adnan. Nasıl? Çünkü biz yapacağımızı herkesten gizli yapacak değiliz ki. Bilakis bütün eşin, dostun göz önünde olacağız. Ben her gün senin iş yerine telefon edeceğim. Sonra beraber kol kola çıkıp arabaya binip gittiğimizi herkes görecek. Sen dilediğin saatte bize geleceksin. Dilediğin saatlere kadar bizde oturacaksın. Sonra ne bileyim ben, mesela bizim terasta içkilerimizi yudumlarken elimizde kadehlerimiz, hep konu komşuları sağa sola kadeh kaldıracağız. Bence yeterli değil. Yalan. İstersen bir de basın toplantısı yapalım. Hatta televizyonda yayınlanmak üzere bir reklam filmi de çevirebiliriz, ne dersin? Keşke böyle bir şey yapabilsek. Yani Adnan'cığım seni anlayacağım. Beraberliğimizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kimse kalmamalıca. Benim anladığım senin niyetin kocandan intikam almak değil. Ya. Sadece beni bütün İstanbul'a rezil et. Ne münasebe. Sen anlamadın. Nasıl? Anlamadın Adnan. Ne? Zaten maksadım kocamı aldatmak değil ki. Evet. Aldatılan bir insanın herkese karşı ne hale geldiğini ona gösterip bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Kusura bakma ama ben aradığın adam değilim. Ya, yani bana yardımcı olmayı kabul etmiyorsun öyle mi? Özür dilerim. Ben galiba bir an heyecana kapılıp durumu yanlış değerlendirdim. Çevrendekilere seyrettirmeyi düşündüğüm bu komedi filminin senaryosunu bir başkasıyla hazırla. Fedakar erkek başrolü için de kendine bir başka oyuncu bul. Müsaadenle. Darıldın mı yoksa? Yok, darılmadım. Darılmadım da belki biraz kırıldım, hepsi o kadar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal. Güle güle. Bu dala, bu da değil midir nedir aman? Naneler artık. Kocama olan kızgınlığım yüzünden zaremen kollarına filan atılacağımı zannetti. Ah canımın içi. Yok canım, böyle bir şey yapmayacağımı tahmin eder o. Beni iyi tanır çünkü. Ah yazık, korktu anladım, korktu. Ne olacak peki şimdi? Ben verdiğim karardan vaz mı geçeceğim? Gel.
Fındacığım, 5 dakika yalnız bırakmayacak mısınız beni burada? Aha, ne var benciğim? O bey acaba mektuba cevap yazdılar mı diye soruyor. O bey kim? Kızım ne cevabı? Hani az önce Eczacı Fitnat Hanım mektubuyla iş için müracaat eden bey. Ha, o bey hala bekliyor mu? Cevap yazacağım demişsiniz, onu bekliyor. Aman yavrucuğum, benim cevap yazacak halim var. Hangisiydi adamın mektubu, şu muydu? Yok efendim, hayır, beyazdı. Beyazdı mı? Nerede? Buyurun. Şu mu? Evet. Kendi derdim kendime yatıyor. Bir de o beydi, bu beydi. Allah Allah! Fitnatı sevmesem hani böyle bir... Sevgili kardeşim Semra, sana bu mektubu getiren üstü bir uzun süre bizim yanımızda çalıştı. Kendisi son derece güvenilir ve becerikli bir adamdır. Çağır. Buyurun oturun beyefendi. Eksik olmayın, sağ olun. Çok teşekkür ederim beyefendi. Ay, affedersiniz hanımefendi. Fitnat Hanım hakkınızda çok güzel şeyler yazmış, sizi çok medetmiş. Sağ olsunlar efendim. Yani severler beni. Evet, belli oluyor. Sizin için çok beceriklidir, güvenilir bir insandır. Her işe yarar diyor. Teveccüh göstermişler efendim. Peki neden kendilerinin yanından ayrılıp da başka bir işte çalışmak istiyorsunuz? Söylemesi biraz tuhaf ama yani bu biraz da mecburiyet oldu beyefendi. Ay, affedersiniz hanımefendi. Efendim, yakında bir yuva kurmak niyetindeyim. Aa, evleneceksiniz yani. Evet efendim, kısmet size inşallah. Affedersiniz ama biraz geç kalmışsınız galiba. Nasıl anlayamadım efendim? Kaç yaşındasınız? 1936 doğumluyum efendim, 47, 48. Gecikmişsiniz biraz değil mi? Efendim, ilk defa değil. Yani izin verirseniz bu ikinci olacak yani. Aa, daha önce bir kere daha evlendim. Evet işte, Fitnat Hanım'dan önce efendim. Aa, evet. O zaman üçüncü oluyor. Hayır efendim, ikinci oluyor. Olur mu? Evet. Fitnat'tan önce bir, Fitnat iki. Şimdi yeniden evlenmeye kalkıyorsunuz, etti üç. Allah Allah. Bana hep ikinci gibi geliyor yani. Vallahi çok şaşırdım hanımefendi yani. Kusura bakmayın ama ben sizden daha çok şaşırdım. Vallahi çok şaşırdım çünkü Fitnat'ın böyle gizlice yeniden evlendiğinden kimsenin haberi. Aaa! Hanımefendi gizlice tekrar mı evlenmiş efendim? Onu ben de duymadım. Hayır, rica ederim. Bu kaderli olsun inşallah. Lafı karıştırmayın. Lafı karıştırmayın, vallahi çok üzüldüm. Zavallı Fitnat. Bir de oturmuş uzun uzun sizi göklere çıkarmış. Siz yeni birini bulun, evlenmeye kalkın. Zavallı kadıncağızı bırakın. O size rica, minnet iş aramaya kalksın. Ay, affedersiniz hanımefendi. Galiba bir yanlışlık oldu. Neyse. Daha doğrusu ben yanlış anlattım herhalde. Fitnat'la evlendim demediniz mi? Aman efendim, estağfurullah. Onu zaten ben değil, siz söylediniz. Fitnat'tan önce bir dediniz. Yani yanlarında çalışmadan önce demek istedim. Ben de diyorum iki olması lazım. Ben yanlış anladım. Özür dilerim, yanlış anladım. Estağfurullah efendim. Fitnat'tan önce deyince evet. Ne anlarsınız? Tabii evet. Hayır, sonra garibime ne gitti? Fitnat evlenecek, benim haberim olmayacak, ben duymayacağım. İmkansız. Evet, ben de ona şaşırdım efendim. Ben yanlarında çalışıyorum. Hanımefendi evlenecek, ben duymayacağım. İmkansız. Evet, şey sormuş. Buyurunuz efendim. Neden kendilerinin yandan ayrılıp da başka bir işte çalışmak istiyorsunuz? Efendim, işte arz ettiğim gibi. Yeni bir yuva kuracağım. Bu yüzden biraz para biriktirmem lazım. Halbuki yani ayıptır söylemesi, hanımefendiden aldığım ücret bunun için yeterli değil efendim. Ama herhalde bunu düşünüp size bir miktar zam yapar madem bu kadar çok seviyor yok, sizi. Yok, ondan eminim efendim. Ne bileyim işte, bugüne kadar bana gösterdikleri bunca yakınlık ve yaptıkları iyiliklerden sonra artık daha fazla kendilerine de yük olmayı istemiyorum efendim. Ha güzel, ince bir düşünce. Sağ olunuz. Yalnız sebep yalnız o da değil efendim işte. Tebdili mekanda hayır vardır derler. Çünkü aslında zaten efendim eşleri beyefendi vefat ettikten sonra ben Fitnat Hanım'ın yanında pek rahat edemedim efendim. Ya, yani bir kadının emrinde çalışmak sizi rahatsız etti. Hayır, yani başkalarının hakkımızda düşünecekleri şeyler beni rahatsız etti efendim. Ne gibi? Öyle şimdi elin ağzı torba değil ki büzesiniz değil mi efendim? Dul bir hanım, bekar bir erkek. Ne bileyim, bu yakınlıklarını bir başka türlü de manalandırabilirler. Ha, dedikodu falan yaparlar diyorsunuz. Az önce siz bile beni hanımefendiye yakıştırıverdiniz efendim. Estağfurullah. Benimki tamamen bir yanlış anlamaydı, özür dilerim. Tabii efendim de, yani bir başkası da bunu yanlış anlayabilir. Tabii haklısınız. Demek hem kafanızın rahat etmesi, evet, hem de biraz daha fazla para kazanabilmek için başka bir işte çalışmak evet, istiyoruz. Evet, yani arz ettim efendim. Durumum aslında çok sıkışık. Bizim de. Ya. Daha doğrusu benim de. Ya, ne yapalım efendim? Can sağlığı, hiç üzülmeyin hanımefendi. Ben başka yere de müracaat ettim. Yani illa beni işe almak için zorlamayın kendinizi. Madem durum sıkışık. Hayır efendim, sizinle ilgili bir şey değil, yanlış anladım. Öyle mi affedersin? Bakın, acilen paraya ve çalışmaya ihtiyacım var diyorsunuz. Evet, arz ettim efendim. Durum bu yani. Vallahi beyefendi, size
böyle bir imkan sağlayacak bir iş teklif edebilirim. Öyle mi? Ama bilmiyorum nasıl karşılarsınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim. Çünkü bu gazete ilanında okuduğunuz iş değil. Sizi paraca daha fazla rahatlatacak başka bir iş. Aman efendim, sağ olun. Ay, eksik olmayın. Yani Allah ne muradınız aman varsa versin inşallah. Şeyi öğrenmek istiyordum. Buyurun efendim. Fikret Hanım'ın yanında ne ücret alıyordunuz? Efendim işte vergi ve sutupaş çıktıktan sonra evet. 20 bin. Net 20 bin. Az. Hele böyle evlenme arifesinde olan bir insan için gerçekten evet, az. O yüzden az. Vallahi efendim benim size teklif edeceğim işten evet. Bunun iki katını alabilirsiniz. Yeme içme masrafınız da olmayacak. Böylece elinize toplu bir para geçecek. Olarak, evet. İstediğiniz şekilde de değerlendirebilirsiniz tabii. Yani hanımefendi inanınca düğün arifesinde böyle hariçten tabii toplu bir para benim çok işime yarayacak. Muhakkak. Şu anda evli olmadığınıza göre evet, gece yatısına kalabilir misiniz? Nöbetçi falan olarak. Tabii efendim niye kalmayayım? Hayır efendim. Nöbetçi değil. Ya. Çünkü size düşündüğüm iş burada klinikte değil. Sizi bir başka yerde, bir başka işte kullanmayı düşünüyorum. Tabii güle güle kullanın. Hanımefendi, bu benim için düşündüğünüz iş. Yani burada olmadığına göre acaba nerede? Evde, bizim evde. Müddet bizde çalışacaksınız. Sonra sizi gene buraya alacağım. Eğer yapılması zor olan bu işte başarılı olursanız sonunu hiç düşünmeyin. Efendim çok teşekkür ederim. Siz herhalde benim ev işleriniz için böyle ev garsonu filan olarak şey ettiniz. Yani yanlış anlaşılmasın. Durumum her ne kadar sıkışıksa da ben böyle bir iş düşünmedim. Zaten beceremem de. Hayır hayır. Yanlış anladınız. Ben de öyle bir şey demek istemedim. Öyle mi? Biraz ayağa kalkar mısınız? Biraz yürüyün lütfen. Estağfurullah efendim. Yürüyeyim. Yani natürel olarak yani. Ne tarafa emredersiniz efendim? Ne tarafa isterseniz şöyle. Böyle bir şey yapayım. Geri geri de şey değil mi? Gerek yok da evet. Pek böyle bir sümsük sümsük bir yürüyüş oldu bunun için değil mi? Pek böyle bir cansız şey tabi evet. Affedersiniz yani. Evet. Yani biraz daha canlı, biraz daha havalı. Şey, tabii şöyle ben, bir. Şey. Yani yaparım, birkaç pozaj yürüyebilirim. Eski yer mi bu oturayım? Şimdi beyefendi, biraz da gülün bakayım. Anlayamadım. Gülün dedim. Güleyim mi? Evet. Yani böyle durup dururken mi yani? Gülemez misiniz? Vallahi şimdiye kadar hiç böyle ısmarlama gülmedim. Güzel de elinizle ağzınızı kapattınız. Şaka mı? Hayır hayır. Bir dakika şöyle yüzünüz tamamen yüzünüz açık ve gül şeyiniz. Bakın bu daha samimi, daha sempatik olur. Sağ olun. Bunu gerektiği yerlerde iyi kullanırsanız işimize yarayabilir. Yani buyurun efendim. Hayır buyurun efendim. Bakın bir kadına aşkla ilgili konularda güzel sözler söylemesini, çılgın bir aşık gibi konuşmasını becerebilir misin? Bir öğreten olursa... Ben anlayamadım efendim yani. Bunların işten ne alakası? Ah yoksa siz benim yani toplu para alacaksın filan dediğinize göre bir dostunuzun ve bir ahbabınızın film şirketinde filan mı çalıştırmayı düşünüyorsunuz? Aşağı yukarı buna benzer bir iş. Allah Allah! Ay nereden nereye efendim? Ay nasıl heyecanlandım. Çünkü söylemesi tuhaf ama yani benim çocukluktan beri hanımefendi artistliğe büyük bir havesim vardı. Demek ki kısmet bu yaştan sonraymış. Allah Allah! Bir reklam filminde filan mı oynayacağım yoksa? Macun mu böyle şey yapayım? Yani madem ücret yani doldun, siz de uygun görüyorsanız beceririm efendim yani. Yani rol yapabilirim diyor. Yaparım efendim. Şimdi sırası geldiği için söylüyorum. 1956 mı, 57 miydi? Kırklar yılındaydım efendim. Baba ocağımız orasıdır. Orada böyle karpuz festivali yapıldıydı. Festival münasebetiyle bir de müsamere tertiplendiydi. Ben haddim olmayaraktan orada paydos oyunu var. Onda mahalli bir rolünü oynamıştım. Pek de beğenildiydi. Övünmek gibi olmasın. Tabii armatör olarak yani şey değil mi? Ah efendim hele bir
sahne pozajım vardı böyle, ağlamaklıyımdır orada. Böyle ağlardım da şeyden. Hadi bakalım, zil çaldı, ders bitti, paydos. Hadi çocuklar evlerinize. İnanır mısınız? Seyircinin yarısı benimle beraber böyle kore halinde hüngür hüngür ağladılar efendim. O derece güzel, şey yaşattılar. Güzel, güzel. Demek artistik yönünüz de var. Vallahi. Vallahi galiba siz bu iş için biçilmiş kaftansınız. Aman efendim, teveccühünüz hanımefendi. Yalnız inanınız ki ben sizi mahcup etmem efendim. Bütün gayretimi şey ederim orada. Ben de öyle görüyorum. Sağ olun. Buyurun oturun efendim. Teşekkür ederim efendim. Bakın, iş şu. Bir kadının sevgilisi olacaksınız. Gidip filmde? Hayır, hayatta. Nasıl? Ya bildiğiniz yaşama hayatında. Yani böyle bir sahici bir kadınım mı? Tabii. Siz şaka yapıyorsunuz herhalde. Yok, çok ciddi söylüyorum. Aa, kimin efendim? Benim. Aman. Estağfurullah hanımefendi. Herhalde siz beni tecrübe etmek için böyle konuşuyorsunuz. Yok, yok, çok ciddi söylüyorum dedim ya. Aman olur mu, imkansız. Yani yanlış anlaşılmasın, şu bakımdan imkansız. Biz sizinle tanışmıyoruz ki, daha yeni tanıştık efendim. Dün bir, bugün iki. Hatta bugün bir, bugün bir. Sonra ne bileyim yani, davul bile dengi dengine vurur derler. Siz kim, ben kim efendim? Ayrıca sebep yalnız o da değil. Ben arz ettim, başkasına ait bir adamım. Kendisini sevmesem bunca yıl sonra onunla yuva kurmaya kalkar mıyım? İnanın yani, böyle iş değiştirmek istemem bile bir an evvel bu evliliğin gerçekleşmesi için. Ben nasıl olurdum? Ay bir başkasını sevebilirim. Kusura bakmayın efendim, ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi, müsaade isteyeyim. Bakayım arkadaşlardan varsa öyle. Beni hiç iyi dinlememişsiniz. Sağ ol. Eğer beni iyice dinlemiş olsaydınız, sizin benim gerçek sevgilim olmanızı istemediğimi hemen anlardınız. Ne? İstediğim belirli bazı kişilere karşı sevgilimmiş gibi görünmeniz. Yani sırfen görünmek yani. Ha, rol dediğiniz o. Sahiden değil. Yani yalancıktan. Hayır, biz o zaman iş değişir tabii efendim. Oturabilir miyim? Tabii, buyurun rica ederim. Ay vallahi, ben gene de anlayamadım yani. Kafam allak bullak oldu hanımefendi. Haklısınız, haklısınız. Yapılması zor olan bu işi ben de açık açık anlatamadım. Tabii evet. Kafanızı karıştırdım. Hayır, estağfurullah da yani. Böyle bir duruma neden gerek duydunuz? Ah beyefendi, ah. Estağfurullah efendim. Benim kocam yok mu kocam? Var. Mış. Yani mış diyorum ben. Görmedim kendilerini. Duydum efendim. Duydunuz. Biliyor musunuz? Beni aldatıyor. Oh! Aman halt edin. Affedersiniz. Yani ayıp ediyor demek istiyorum. E zannederim. Sakın efendim bu iftira miftira olmasın. Yok canım, yok canım. Eğer bunu bir başkasından duysaydım belki sizin gibi düşünebilirdim. Ha. Ama ben bunu kendim keşfettim hem de bütün delilleriyle. Ay vallahi şaşırdım. Beyefendi gibi böyle kültürlü, kamil, olgun bir insanın sizin gibi hanımefendiyi aldatması. Ay vallahi korkunç bir şey efendim. Hey, ne yapalım, dünyada aldatılan tek kadın ben değilim herhalde. Tabii üzülmeyin, geçer, ne yapalım. Ama bu aldatılmayı kabul edip de siniye çekecek kadınlardan değilim. Ha yani başa baş, dişe diş, öyle mi? Keşke böyle bir şey gerçekten yapabilseydin, o zaman o görürdü gününü. Aman efendim, yani beyefendi gününü görecek diye. Siz böyle bir şey yapacak insan mısınız? Estağfurullah efendim. Bana kalırsa, yani haddim diye size akıl vermek ama siz en güzelini bulmuşsunuz. Yani onu böyle hani aldatıyormuş gibi görünüp de cezalandırmanız en iyisi efendim. Yani herhalde. Aklınız yattı, bana yardımcı olacaksın. Ama ne demek yardım efendim, estağfurullah, emredersiniz. Hayır, madem böyle zor bir durum var, çorba şey, tuzumuzu şey derim. Vah vah vah. Sonra hanımefendi yani bu bir yerde yardım da değil. Madem ki karşılığında bana bir ücret ödenecek. Değil mi efendim? O zaman bir görev. Bu da bir iş. İş tabii. Çok teşekkür ederim. Şu halde anlaştık. Evet. Şu andan itibaren de işe başladınız. Sağ olun da yani bu kıyafetle mi efendim? Nasıl, anlayamadım. Bilmiyorum ama yani her işin kendine yakışır bir kılığı kıyafeti vardır değil mi? Mesela burada hastanede, bir pastanede, postanede, postanede olmaz. Yani buralarda beyaz gömlek giyilir değil mi? Badanacı, boyacı işte tulum giyer çalışır. Önlüksüz bir ahçı başı düşünebilir misiniz efendim? Onun gibi tabii. Sizin de beyefendiye tercih edeceğiniz, ya affedersiniz, sözde tercih edeceğiniz adamı. Evet. Şöyle bir daha şık, daha zarif bir kıyafette olması icap etmez mi? Aa, anladım. Tamam. Yalnız o zaman biraz acele edin lütfen. Hemen gidip o şekilde giyinip gelin. İşte o imkansız. O tarz bir giyim sizi sıkıyor mu? Yok. Sıkmasına sıkmazdı.
Yani ayıptır söylemesi işte mali imkanımın bana giydirdiği en şık kıyafetim bu efendim. Tamam, onun da kolayı var, üzmeyin kendinizi. Bir takım konfeksiyon mağazaları var, hemen gidin, kendinize uygun bir şeyler temin edin, kalın. Ben size bu masrafınız için 40-50 bin lira kadar versem yeterli midir acaba? Elbise almam için mi efendim? Ay affedersiniz yani çok diyeyim efendim çok. Yok yok çok değil. Çok. Diğer aksesuarlarınızı da temin edersiniz. Aksesuar tabii. Hayır yani fazla olur geçici bir iş için değil mi efendim? Hayır, şimdi o zaman efendim şöyle yapalım emrederseniz. Nasıl? Eğer ben hakikaten işe alınırsam, anlaşırsak tabii. Evet. Ben onu başka türlü de halledebilirim. Nasıl? Emrettiğiniz takdirde. Yani sizce bir mahsur yoksa tabii. Yok, hiç bilmiyorum hiç gittiniz mi Beyazıt tarafını bilir misiniz efendim? Orada böyle az giyilmiş, yıpranmamış elbise satan dükkanlar vardır. Oradan... O paranın yarısıyla hem de ben 2-3 kat elbise alabilirim kendime. Bunlar orada. Tamam. Şeydir yani. Siz ne şekilde isterseniz öyle. Hayır siz nasıl emredersiniz efendim. Yok yok ben size bırakıyorum. Hayır. Bakın beyefendi. Sonra her şeyi açık açık konuşmakta da yarar var değil mi? Tabii. Madem bir iş yapıyoruz. Madem yapıyoruz. Ben size bu yapacağınız iş için topluca 50 bin lira vermeyi düşünüyorum. Herhalde az değil. Değil mi? Net olarak. Ne? Tabii. Çünkü benim tahminim bu iş en fazla bir hafta sürer. Yok yo, daha fazla da sürebilir. Hiç üzülmeyin efendim. Yani iştir neticede değil mi? Sonra Allah için bu ödenecek para az bir para değil. Yalnız hanımefendi, şimdi ben bu vazifeyi nerede, ne zaman, kimlere karşı yapacağım mesela? Biz Kanlıca'da oturuyoruz, yarın oraya geleceksiniz. Size eve? Evet. Önerirsiniz efendim. Sen. Gece yarısına değil mi efendim? Yani pijamalarımı falan alayım dedi. Birkaç gün misafirim olacaksınız. Yalnız çok dikkat edin, vazifenizin en önemli kısmı orada başlıyor. Herkes aramızda hissi bir bağ varmış zannetmeli. Yani o derece böyle inandırıcı bir pozaj yaratmak lazım. O zaman hanımefendi ben diyorum ki, yani haddim değilse akıl vermek ama biz eve tıkılıp kalmasak. Ya. Biraz ev dışına da çıksak. Mesela o civarda bir restoranda, bir pastanede mesela mahallemiz dükkanla falan beraber görürsek. Otursak bir tavuk göğsü yesek. Mesela herkese karşı böyle daha inandırıcı olmaz mı efendim? Olmaz olur mu? Ay bunu çok iyi düşündünüz. Vallahi bilmiyorum. Ay fevkalade düşündünüz. Bakın bu benim hiç aklıma gelmedi. Bir tavuk göğsü mü? Hayır yani dışarıda görünmek. Zaten benim maksadım gevezeliğinden emin olduğum birkaç kişinin devamlı gittiği yerlerde beraberce görünüp dedikodunun yayılması. Bunun kocamı ne hale getireceğini düşünebiliyor musunuz? Oh. Orada burada görünelim ki adam akıllı kaynasın. Hatta ben bir an tabirimi hoş görün. Beyefendi hırsından kudum kudum kudursun. Vallahi siz son derece zeki bir adamsınız. Bak, bakın lep demeden leblebi yandı. Yok efendim madem bir iş yapacağız değil mi canım? Tam olsun bari. Tabii teşekkür şimdi hanımefendi diyelim ki inşallah işler yolunda gitti. Dedikodular da beyefendinin kulağına gitti. Benle ilk karşılaştıklarında beyefendi herhalde aman kardeşim ne kadar iyi ettin de affedersiniz karımı baştan çıkardın diye boynuma sarılıp da beni tebrik edip şapşup öpmezler diyeyim efendim ya. Herhalde. Yani en azından yakama sarılıp bunun bir hesabını soracaktır. Bunu yapacağım muhakkak. Hatta yaradana sığınıp tokatla patlatacak. Ah inşallah. Ahına kalırsa işin bütün zorlukları ve karşı tedbirler böylece tespit edildi. Evet aşağı yukarı. Allah sonumuzu hayır yazsın inşallah. Göreceksiniz çok iyi olacak. Sizi bugün buraya Allah gönderdi. Aman, hayır ben niye şaşırıyorum. Bugün buraya size ne iş için elimde ne aracılar mektuplarla müracaat edeyim de sonra hangi işe alınıyor? Kısmet. Aman yarabbim yani şu dünya ne tuhaf hanımefendi. Oh. Falso yaptınız falso. Falso yaptım. Hesaplayamadım hızlı vurdum yani. Yok canım ben onun için demedim. Bana hanımefendi dediniz. Aman çok dikkatli olun bundan sonra bana hanımefendi demek yok. Demek İsmimle. İsmailinizi şey etmem gel. Lazım. Ne var Kundacığım? Beyefendinin hala çıkmadığını gördüm de merak ettim. Affedersiniz benden bir isteğiniz var mıydı? Hayır yavrucuğum zaten beyefendiyle görüşmemiz bitmişti. Kendileri de gitmek üzereydi. Ben biraz fazla oturdum. Yonca Hanım merak etmiş beni. Funda. Funda. Yonca. Funda. Funda. Aynı canı süpürgesi. Sadece bir emirleri var mı diye sormaya geldim. Neyse ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yarın görüşmek üzere Allah'a ısmarladık Semoş. Semoş mu? Ne demek? Özür dilerim, Semoş mu dedim? Semoşçuğum diyecektim. Hoşça kal, darling. Neler söylüyorsunuz beyefendi? Siz galiba çıldırdınız beyefendi. Hayır efendim, çıldırmadım. Şu andan itibaren vazifeye başladım.
Çay hazır efendim. Arzu ederseniz hemen getirebilirim. Yok yok. Semra Hanım gelsin de hep beraber içelim. Nasıl isterseniz. Nerede kaldı? Şimdi gelecekler mi? Rica ederim. Rahatsız olmayın. Lütfen oturun. Biz yabancı değiliz. Bir müddet daha buradasınız herhalde hanımefendi. Kısmetse birkaç gün daha kalacağım efendim. Eşiniz beyefendi İstanbul'a mı indiler? Ben evli değilim beyefendi. Ya. Peki bizim beyin balkondan dürbünle bakıp gördüğü bey kim? Semra'nın bir başka misafiri Hüsnü Bey. Ya babam akşam üstleri eve geldi mi elinde dürbün her tarafı götürdü. Efendim akşamları bizim evin balkondan boğazın manzarasına doyulmuyor vallahi. Evet öyle. Dün de tesadüfen evet. Sizin tarafı görmüş. Hanım bak Semra Hanımlar da birileri var kadeh tokuşturuyorlar dedi. Ama sizi göremedik. Sadece bir bey vardı. Şimdi de burada sizinle karşılaşınca o beyi eşiniz tahmin etti efendim. Eşim değil efendim. Dün akşam hava serindi de ben erken kaçtım içeriye. Semra ile Hüsnü Bey galiba uzun müddet teraste oturdular. Herhalde o zaman gördünüz. Evet. Bizim evde hemen şuracıkta. Şuradan bakınca görünüyor. Önünde beyaz sandal olan. Hüsnü Bey Semra Hanım'ın yakın akrabası filan galiba. Doktor Bey evde yokken gece yatısına kaldığına göre herhalde. Evet. Değil mi Hala Hanım? Vallahi akrabası olduğunu zannetmiyorum ama yakın bir dost. Ay, özür dilerim geciktim. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz beyefendi. Özür dilemenizin ne lüzum var biz yabancı mıyız? Hala Hanım'la tatlı tatlı konuşuyoruz. Tanıştınız demek. Tabii. Aman ne güzel. Ayakta kaldın yavrum gel. Yok siz böyle buyurun. Ben şöyle babamın yanına ilişiveyim. Maşallah oğlumuzu çok iyi gördüm. Eksik olmayın efendim sayenizde. Doktor bey amcasının nazakati ve siz hanımefendi dostumuzun klinikteki ihtimam ve nezaket sayesinde Türk gibi oldu maşallah. Maşallah. Bizim klinikte küçük bir operasyon geçirdi dertlerine. Geçmiş olsun ya, efendim. Ya inanın bademciklerin bu kadar olmuştu yumruk gibi. Yok canım öyle yatak hastası falan değildi ama işte sağ olsun bizim hanım. İlle de birkaç gün yatsın istedi. Doktor bey ile Semra Hanım da bizim yakinimiz oldukları için bu fırsatı bize bağışladılar efendim. Bu ilk gün ziyaretimizin asıl sebebi de bu. Dün de terasta yemek yediğinizi görünce aman bey yarın bir ara gidelim de teşekkür edelim dedim. Estağfurullah hanımefendi şurada kaç yıllık komşuluğumuz dostluğumuz var. İnanır mısınız Hala Hanım? Ben ömrümde Semra Hanım kadar dostluğa önem veren bir insan tanımadım. Ama bak dostlar da onları bir an olsun yalnız bırakmıyorlar ne mutlu. Doktor bey amca burada yok galiba. Hayır yok Ankara'da bir tıp toplantısı var da oraya katılıyor. Ha desenize yalnız kaldınız. Neden yalnız kalsın? Hala Hanım var ya. Sonra o bey. Ben unuttum sahi sonra o bey. Biz misafir beyi Hala Hanım'ın beyi zannettik ama değil. Değil efendim kimsenin beyi değil. Bekardır. Ya. Evet. Çay için erken değil herhalde efendim. Burada mı içelim terasa mı çıkalım? Yok yok burada içelim. Nedense havalar hala ısınmadı. Bu sene yaz geç gelecek galiba. Herhalde. Siz bugün dördüncü gündür İstanbul'a inmiyorsunuz efendim. Bu sene yaz tatiline erken başladınız galiba. Valla buna pek tatil denmez beyefendi. Arkadaşım hali uzun yıllar Amerika'daydı. Döneli de 4-5 gün oluyor. Epeydir görüşmediğimiz için şöyle birbirimize adam akıllı bir doyalım dedim. Onun için birkaç gündür İstanbul'a inmiyorum. Yani bu bir nevi kaçamak oluyor. Demek sırf Hala Hanım için. Ay vallahi sizi kıskandım. Özür dilerim. Ayşe... Çaylarımızı getirebilirsin yavrum. Cam bardaklara koy. İsmet Hanımlar öyle seviyorlar. Ay çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hüsamettin Bey çay içmiyorlar mı efendim? Kim efendim? Hüsnü Bey demek istedim. Evet misafiriniz yani. Vallahi o bu saatlerde pek çay içmez. Ama herhalde bir cin tonik alır. Ya demek alkolü tercih ediyorlar. Ben de geçen seneye kadar efendim akşamüstü bu saatler oldum böyle. Buyurun ağzım sulanmaya başladı. O zaman anlardım ki benim viski saatim geldi. Ay kusura bakmayın sormadım. Acaba bir viski alır mıydın? Yok 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 viski falan içmez. Hiç rahatsız oldum. Efendim geçen sene bir böbrek yetmezliği gibi bir şey geçirdim de. Geçmiş olsun. Alkolle efendim. Biraz aramız açıldı. Çok da iyi oldu. Nedir canım öyle her akşam viskiler? Şimdi uzaktan içenleri seyrediyoruz sizin anlayacağınız. Duydunuz mu? Babam şimdi içenleri uzaktan seyrediyoruz diyor. Tevekkeli değil. Dün akşam siz burada kadeh kaldırırken onun da elinden dürbün düşmedi. Demek ki canı içki çekmiş. Kısa kes. Anlaşıldı. Hanımefendiciğim, acaba misafir beyi de çaya çağırayım mı? Sen istersen ona biraz buzla cin tonik hazırla. Emredersiniz efendim. Yanına bir şey ister var mıydı? Aman Ayşe'cim hala öğrenemedin. Bir tabağa tuzlu badem koy. Öyle seviyor. Ay vallahi size gece yatısına geleceğim. Duyuyor musun bey? Semra Hanım misafirlerinin neler istediğini nasıl da bilip ikram ediyor? Canım herkese aynı şey yapılır mı? Demek ki burada Hala Hanım'ın olsun, Hüsnü Bey'in olsun özel bir durumları var.
Hüsnü Bey doktorun akrabası falan mı? Hayır, değil efendim. Demek sizin akrabanız. Yok, benim de değil. Benim şeyim oluyor hanımefendi. Eski bir okul arkadaşı. Okul arkadaşı evet. Mı? Halim Bey'in de mi okul arkadaşı? Hayır, ama tanışıyorlar tabii. Evvelki akşam o okul arkadaşınızla birlikte sahil restorandaydınız. Biz de arkadaşlarla beraber hemen arkanızdaki masada oturuyorduk. Ama siz bizi hiç görmediniz. Öyle mi? Aa, hiç fark etmedim. Ya gece geldiğinde söyledim. Ama Atilla'yı görmemişsiniz bile. Ya, İsmet sizin için. Aa oğlum seni nerede istiyorsun? Kadıncağızın bin bir düşüncesi var. Çok meşgul insandır dedim. Ay amca neredesiniz? Semuş! Semuş! Aa! Ay ne kadar şaşırdım, mahcup oldum. Ben Hale Hanım'dan başka misafirimiz olduğunu bilmiyordum. Biz misafir değiliz efendim. Şimdi hanımın yakın komşusu ve dostuyuz. Olsun. Asıl misafir sizsiniz. Yok canım. Ben de hepimizin misafiri. Efendim, köyümüz hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz hanımefendi, siz de hoş geldiniz. Ben misafir, nerelerdeyim? Amanca yatak odamızın balkonunda. Amanca yatak odamızın diyorum, yatak odamın demek istedim. Balkonda banyo mu giydim? Biraz güneşleneyim mi? Birdenbire içim geçivermiş. Yok canım. Kime iç geçirdi? Yoksa gene balkondan bikinili hanımlarımı seyrediyordu. Şşş, rica ediyorum. Bu iğneli lafları var da beni misafirlerle tanıştırsana. Tanıştırayım efendim. Dostumuz Hüsnü. Hüsnü Kurultu. Yok beyim, pek öyle Hüsnü Kurultu'ya benzemiyor. Semra Hanım haklı. Dün de sahildeki bütün mayalı hanımları gözaltına almıştım. Ki ben mi? Vallahi gözlerinde gördüm. Ne yapıyorsun Namık Bey? Herhalde bir yanlışlık oldu. Ha, yanlışlık olamaz çünkü babamın düğününden hiçbir şey kaçmaz. Hay her neyse tanıştırıyordum. Dostumuz Hüsnü. Hüsnü Kurultu Bey. Demek beyefendinin soyadları Kuruntu. Tamam şimdi o. Aslında Kırıntı. Fakat efendim kütüye Kuruntu diye yazmışlar. Ondan sonra Kuruntu kaldık mecburi. Ne kadar enteresan. Ama hanımefendi siz çok daha enteresansınız. Siz Hüsnü Kuruntu deyince Namık Bey yanlış aldı. Ay yine yarım kaldı, tanıştırma. Ya yarım tanıştık da hala. Namık söylemez beni. Yani ooo. Eşler İsmet abi. Yani ooo. Oğulları Atilla. Yani ooo. Emekli valilerden efendim. Ne diyorsunuz? Aa niye genç yaşta emekli oldunuz? Efendim ben değil babam. Kim babam? Ha şey baba. Meşhur kasmacı Namık. Kasmacı bu valim bey, anlayamadım ben. Namık Bey arkeolojiye çok meraklıdır da. Onun için kendisine kasmacı diye ad takmış. Çok güzel. Ad değil, lakap. Anladım şey ki yalnız asfalt osman, borucu mesut filan diye. Yani. Vallahi kasma çok yakışmış size. Arkadaşım hali. Biz kaç gündür ayı tanışmıyor muyuz? Meşhur olduk haşır. Bunu söyleyeceğim. Bana ne oldu bilmiyorum. Zaten dalgındım, bütün unutkan oldum. Hiç aklım başımda değil. Kolay mı? Doktor beyin hasretinden. Çok doğru söylüyor efendim. Allah kimseye eşinden de, işinden de ayırmasın. Amin. Ben bir şey içmeyecek miyim acaba? Aa, arzu ederseniz ben vereyim. Ayşe sana gin tonik hazır. Aman içmeyin, her dakika lak 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 lak. Ben de çay içeyim, ne yapayım? Vereyim mi? Yok, zahmet etmeyin, ben kendim alırım. Çayımız nerede tontiş? Halim Bey bugün yarın gelir herhalde değil mi efendim? Dün kliniğe telefon etmiş İzmir'den. Ankara'ya gitmemiş miydi? Önce gittiler. Çeşitli ülkelerden bir grup adamıyla evvelalde bir toplantıya katıldılar. Sonra da bazı incelemelerde bulunmak üzere hep birlikte İzmir'e geçtiler. Doğrusu doktor bey hakikaten bulunmaz bir insandır. Öyleymiş. Biz henüz tanışmadık. Ama Semra kocasını çok methediyor. Yok canım. Demek met ediyor. Demin dönmeye sordum. Bir türlü soramadım. Acaba diyorum, Hüsnü Bey de doktor mu? Hayır efendim, sağlık memuru. Sağlık bakanlığında müdür. Sağlık bakanlığı memuru gibi de yakıyor. Ayrıldı şimdi. Ayrıldım artık efendim. Şimdi artık serbest görüşüyorum. Serbest iş yapıyorum. Aslında söylemesi biraz tuhaf ama nedense doktorluğu da bazı doktorları da pek sevmem. Bilmem anlatabildim mi artık yani? Neler seviyorsun abla? Tamam, hepsinin hemen bir bağısını dedim. Ayrıca ben sevmiyorum diye sen sevinmek zorunda değilsin. Sen istersen buyur sev. Sev seni seveni, sevenler severler seveni. Burası çok mu sıcak Allah aşkına? Nerede beyefendi? İzmir'deymiş beyefendi, telefon ediyormuş durmadan. Yaz. Seni yani. Geç gelecek galiba. Bilmiyorum, nedense bana öyle geldi. Birdenbire beynime bir ateş çıktı. Öfkeyiniz düştü. Efendim ne diyorsun? Nedir?
bu Semra teyzenin resmi değil mi? Aa! Nereden çıktı o? Midesi çıkarırken düşündüm. Ben mi düşüyorum? Hangi resmim? Ama önce sen atladığını sanma. Aydın sanma mı diyorum? Plajda çekilen resim. Evet evet, bikinili resim. Bikinili. Evet, kırmızı bir mayo ile çektirmiş. Maşallah delikanlı, kırmızını beyazını ne çabuk ayırdın öyle. Sen nereden buldun o resmi? Bulmadım canım, aldım. Daha doğrusu çaldım. Şey için, efendim ben biraz yağlı boya resim yapıyorum da. Buna bakarak büyütüp verecektim de sürpriz yapacaktım sözde. Sürprizi falan da kalmadı artık. Mum 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 mum. Ben birazdan izninizi alıp da odama çıksam biraz işim var. Ayıp olur mu acaba? Estağfurullah. Keyfinize bakın beyefendi. Ah, Hüsnü Bey bizden sıkıldı galiba. Ya. Ya. Olur mu? Canım, hiç öyle şey olur mu İsmet beyefendi? İsmet Hanım. Hiç öyle şey olur mu İsmet Hanım? İsmet benim efendim. Beyimin adı Namık. Pardon, öyle şey olur mu Namık Hanım? Anne baksana ya, olamadım diye. Ben beydir, dur de. Ay kusuruna bakmayın, ne alıyorsunuz? Onu bugünlerde aklı bir karış ama. Kimin yüzünden? Yaparım ben. Ay ben oturmasam dahi durmadan pot kırıyorum. Hiç böyle patlamazdım. Neyse, odama çekilin izin istedim de sonra. Sonra gene görüşürüz. İnşallah. Her zaman beklerim. Sık sık gelin Allah aşkınıza. Ne güzel kaşlarınız var. Özür dilerim hanımefendi. Rica ederim. Bir çay daha alır mıyım? Yok yok, çok teşekkür ederiz. Efendim biz artık müsaade istedik. Aa, olur mu canım, daha geleli ne kadar oldu? Öyle değil mi haleciğim? Ya ne güzel oturmuş sohbet ediyoruz. Yok yok, gidelim. Zaten bu ziyaret teşekkür ziyareti. Tabii. Gidelim de siz de misafirinizle ilgili. Aman, zaten televizyonda maç var, renkli. Yani. İçeride televizyon var, seyrediniz. Esasen bütün görmek istediğim şeyleri gördük efendim. Pekala efendim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bize de bekliyoruz. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar efendim. Benim Allah'a ısmarladık. Şuradan bakınca bizim ev görünüyor hala. Bizim evden bakınca burası nasıl görünüyorsa. Ya hele dürbünle. Bakın mutlaka bekliyoruz. Şarkat geliriz efendim. Yo, siz pek gelemezsiniz. Siz bu arada misafirinizle bol bol meşgul olursunuz efendim. Kimle? Üstü benim. Ay yok canım. O zaten galiba yarın filan gidiyor. Ah. Halim Bey gelmeden mi yani? Böyle kaçar gibi olur mu? Halim Bey'le pek sevişmiyorlar galiba. Vallahi. Her neyse canım, bize ne? Efendim, İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Güle güle beyefendi, güle güle efendim. Bunu saymıyorum İsmet Hanım, gene beklerim efendim. Efendim, ağzı bağlı. Hüsnü Bey! Semuş! Bebek! Bebeko! Hayır, sesiniz gelmiyor. Terasa mı çıktınız? Boşuna yapmayın ki, eviniz kimse yok, gittiler. Ay, affedersiniz efendim. Hayır, hala hanım bir şey söylemedi. Seni aşağıdan istiyorlar, koş deyince apar topar indim aşağı. Ay ben misafirlere gittiğini bilmediğim için efendim. Semoş demek zorunda kaldım. Ay özür dilerim hanımefendi. Rica ederim. Sonra bana semoş demeniz için illa burada birilerinin olması şart mı? Tabii. Aslına bakarsanız bana hanımefendi demeniz falso. Ama şu anda burada kimse yok ki efendim. Nasıl kimse yok? Kim? Başı yok mu? Pekala, şu sizle bizle konuşmamızı duyabilir. Ah ben ne aptalım, affedersiniz. Bunu hiç düşünemedim. Yanlış anlamadım değil mi efendim? Estağfurullah. Yani bu iş gören Ayşe Hanım'ın yanında da mı? Affedersiniz, şeyiniz gibi olacağım gene yani. Değil mi ya, değil mi ya? Evet. Her an sanki burada birisi varmış gibi şu samimi konuşmanızı devam ettiniz. Fakat sizi candan kutlarım. Aman demin bir harikaydınız. Olmadı. Neler yaptınız? Ben o kadar üzüldüm, olmadı efendim. O kadar heyecanlandım. Ne de olsa siftah tabii yani. Ay nasıl, bacaklarım titriyordu. Zor oturdum, gittim oraya yani. Kalbim... Buyurun otursanıza. Ay çok teşekkür ederim. Ne de güzel hazırlandım. Dışı şaşırıverdim. Hala hanım gibi konuşacaktım daha. Böyle havalı havalı şeyler. Ya, neyse ya. Bundan sonra başka misafir geldiğini bütün pozajlarımı yaparım. Ne mi dersiniz hanımefendi? Aa, olur bakın gene affetmediniz ya. Dedim, sen nasıl istersen Semuş. Bakın o da olmuyor işte. Ne? Ay başkalarının yanında rahat rahat isminizi söylüyorum efendim. Böyle bir, yalnızken utanıyorum söylemeye. Yok yok, kendinizi alıştırın. Alıştıracağım. Şimdi şey daha diyordun sen gelirken Semoş. Ne? Şey Bebeko diye bağırdım. O iyi oldum efendim. Biraz komik ama hoş bir şey. Komik oldu hay Allah. Biz efendim işte aramızda yani ben Müjgan'a Bebeko derim de oradan aklıma geldi. Şunu da bir kullanıvereyim dedim. Bir daha hiç etmem. Müjgan kim? Nişanlım efendim. Aa. Nişanlınızın adı Müjgan mı? Müjgan. Güzel ismi var. Kendisi de çok güzel. Ah! Semaş! İnan bana yani hava ne kadar kararırsa kararsın. İsterse böyle gecenin karanlığı çöksün. Senin mevcudiyetin kalbimin içini şarıl... Şıkır şıkır aydınlatıyor. Adeta bir nur inmiş gibi. Kim o? Benim ben. Yabancı değil Ayşe. Ay geldiğini hiç duymadım. Aa! Ne vardı Ayşe?
Ayşe. Hanımefendiciğim, dışarısı çok serindi. Acaba sofrayı içeri hazırlayayım mı diye soracak. Ha tabii tabii. Yalnız masayı pencerenin önüne doğru çek. Hiç değilse denizi seyredelim. Herkes nerede bizi? Ay, hep boş bulunuyorum. Bravo. Bu havayı hiç kaybetmeyin çok iyi. Allah sizi güzel oldu galiba. Ne oldu öyle geldik? Kız ne kadar şaşırdı. Ama biliyor musunuz? Vallahi ben de çok şaşırıyorum. Bu aşikâne lafları nereden bulup uyduruyorsunuz hayret? Uydururum efendim. Bedava değil ki yani. Sizden aldığım ücreti hak edeyim diyerekten. Evet. Bak ben yukarıda neler yapıyorum efendim, katılır mısınız yürümekten? Şimdi efendim boş kaldığım zamanlarda sinemalardan falan böyle aklımda kalan eski şarkı sözleri. Evet. Mesela onlardan aşklı meşkli olanlarını defterime yazıp yazıp ezberliyorum ki. Yani gereken yerde gereken insanlara karşı kullanabileyim diye. Yo yo, maşallahınız var. Var, nerede gördünüz? Efendim ben gözden pek korkarım yani. Bu rahmetli validenin yadigarı da evet. O gözükmüyor zannettim. İğne değil verdim oraya gözükmüyor demek. Ay çok tatlı adamsın. Aman estağfurullah efendim. O sizin kendi tatlılığı sanırım yani. Demek gelin nişanlınız size bayılmıyor. Öyle mi söyledi? Nerede gördünüz? Görmedim, duydum. Hala Hanım'dan duydum. Hala Hanım'a mı söylemiş? Yok canım, siz söylemişsiniz ya Hala Hanım'a. Ha bana bayılıyor diye evet. Ben söyledim evet. Yalan değil ama vallahi bayılıyor efendim ya. Aa, ne kadar da eminsiniz ki. Ama görünen köy kılavuz istemez ki. Evet. Ay, böyle konuşuyorum diye kızı yoksunuz acaba? Bakın inanın ben saat o kadar candan şey diyorum ki. Yani kalp kalbe karşıdır derler ya efendim. Vallahi ayıp değil ya söylemesi yani. Ben de ona bayılıyorum. Çok da güzel. Güzel efendim. Aşk olsun bana resmini gösterdi. Görmek ister misiniz? Gösterim. Ben de var buyurun. Oo bakıyorum kalbinizin üstünde taşıyorsun. Ya, dün olsa ta içinden yer bıraktıracağım. Ne yapayım yani? Çok güzel. Dün vallahi burada iyi çıkmamış efendim. Şimdi daha güzel elinizi öptürmeye getireceğim inşallah. Ben bu resmi çok beğeniyorum. Renkli olduğu için baksanıza. Canaklar böyle kırmızı kırmızı löp löp çıkmış. Çok beğendim, çok güzel. Sağ olun. Allah mutlu etsin inşallah. Amin inşallah. Ay affedersiniz. Gene bakacaksınız? Yok yok baktım. Bir şey soracağım. Ama ne olur samimiyetime verin. Şimdi ötekilerle nasıl tanıştınız? Annesine mi aslan filan? Hayır. Onları bir gün bir kutu şeker yaptırdım. Onları sormadım. Kimi sordunuz affedersiniz? Başka hanımlarla. Kim ama başka? Canım hayatımıza sadece Müjgan Hanım girmedi herhalde değil mi? Hiç başka hanım arkadaşlarınız olmadı mı? Yani böyle fert olarak mı? Allah'ım ne demiş? Girdi de demir girmedi. Ay ne olur anlatsana. Hem böylece sizi daha iyi tanımış oluyor. Şey vardı bir tane. Müezzinin kızı vardı bir tane. Efendim yıl 1919. 78 efendim. Şeydeyken yani İstanbul'a gelmeden kızlar önündeyken. Bu müezzinin kızının erkek kardeşinin sünnetini ben yaptım bunu orada. Kız kardeşinin sünneti olur mu zaten? Yani öyle tanıştık da. Fakat inanır mısınız? Ben o zaman o kadar ben işe dağılmıştım ki yani. Hiç aklımdan bile geçmiyordum. Flört edeyim şuradan filan diye. Fakat ne tuhaf bir şey. Övünmek gibi olmasın hanımefendi. Kızcağız ne derse bana tutuldu. Siz ona tutulmadınız. Yok vallahi değil. Yani, ama arkadaşlık tahsis o. Şey hani ne olur? Tesis edildi filan. Ama gezmek tozmak filan yok. Ufak yerler oluruz. Allah emri dedikodu olur tabii. O yüzden biz de ne yapalım zavallı. Öyle aramızda kararlaştırmıştık. Ben cumartesi günleri öğleden sonra çalışmadığım için giderdim. Sinemanın kapısında beklerdim. O da gelirdi oraya da sanki seni tesadüf etmiş gibi havadan sudan öyle konuşurduk. İşte gene oraya geleceğim bir cumartesi günü ben bunu sinemanın kapısında bekliyordum efendim. Ah korkunç bir şey oldu hanımefendi. Ailesi tarafından suçüstü yakalandın. Keşke, ya. Keşke. Komşularının bir çocuğu var, onu gördüm ben orada. Üstad abi dedi, galiba senin dedi, Emine ablamdan haberin yok dedi. Mezinin kızının adı Emine ablamdı. Emin değil yani. Emine ablam sabahleyin temizlik yapmak için kuyudan su çekiyormuş, kuyuya düşmüş, ölmüş demiş. Aynen, ben de Ulan burnumun deliği sızladı. Ay. Böyle bir beyninden aşağı bir kaynar su geliyor, buz gibi çıkıyor. Sabah. Sahiden ölmüş mü? Yok, yalandan ölünür mü efendim? Siz de buna inandınız mı? Ben nasıl inanmam, ben cenazeye gittim, sizler ölür. Anladım canım, ya. Kızın öldüğü doğru. Ama kuyuya düştüğü değil. Yok, kuyuya düştü efendim. Hayır. Gazete yazdı mı bu hadisiyi? Siz gazeteden okuduğunuzda belki yanlış yazmışsın. Yok, başka canım, bir yere düştü gibi. Şimdi anladım. Biraz önce ne dediniz? Kızın size tutulduğunu ama sizin buna karşılık vermek için hiç vaktinizin olmadı. Çok vallahi değil. Yok. Gördünüz mü ya? Yok, ah zavallı kızcağız. Ah, aşkına çok, karşılık çok göremediği için kuyudan su çekerken kuyuya düşmemiş. Sizin için kendini kuyuya atıp intihar etmiş. Vah vah vah! %100 böyle. Ay vah vah vah!
Ay hiç aklıma gelmedi bu. Nasıl gelir? Aman. Aman. Nasıl gelir? Evet. Bilemezsiniz ki. Bilmem. Bunu ancak bir kadın anlayabilir. Ay bilir. Ne olacağım ya Rabbi? Ay ne kadar üzüldüm. Benim yüzümden öldü değil mi şimdi? Yok canım, sizin de suçunuz var. Nereden bileceksiniz? Benim ne suçum var? Ben nereden bilebilirim? Ben ancak bir kadınım. Ancak bunu bir kadın anlayabilir. Tamam, ne güzel bildiniz. Demek ki o baktı ki benden bir hayır yok. At kendini kovaya. Kuyuya attı kendini. Ay ben buna zaten üzülürdüm. Büsbütün üzüldüm. Üzülmeyin. Yemekten önce sizi de üzdüm. Bak işte. İçiniz kazınmıştır sizi. Asıl ben sizin geçmişinizi kurcaladım. Ben sizin efendim. Yemekten evvel size bir parça içki vereyim mi ben? Yok sağ ol. Sinirlerinizi yatıştırın. Üzüldünüz çünkü. Kusura bakmayın. Geçecek efendim. Zaten biliyorsun sen benim içkiden pek başım hoş değil. Aa, ama dün gece lokantada içtiniz. Aa, dün gece müstesna. Bakın zaten affedersiniz yani. Hatırlarsanız evet. Anlaşmamızda içki içmeye dair bir şartımız yoktu. O, ama olsun. Ben yani vazifem olduğu için durmadan sizi kritiker ediyordum böyle. Bir ara gözünüzden benim içmemi arzu ediyorsunuz gibi geldi. O yüzden mecbur olduğum için içtim yani. Ay çok teşekkür ederim. Şimdi de istiyorum. Çok vallahi. Ben sebep oldum. Sonra vallahi efendim. Ben zaten illa içeyim mi? Çok iyi zaten. Şu kadar bir şey içerseniz sinirlerinizi yatıştırır. Hayatışın. İyi gelin. Buyurun hanımefendiciğim. Benim emretmişsiniz. Evet canım. Beyefendiye bir içki hazırladım. Tabii efendim. Baş üstüne de yalnız şimdi mi yemek? Şimdi. Ne içmeyi düşünüyorsun? Vallahi soğuk buz gibi bir birer. Ağır yardım mı? Manta içerim. Manta mı? Menta içerim. Aa, menta mı? Menta da nedir? Menta değil zaten, menta. Şeydir canım, nane likeri. Canım likör oldum işte. Zaten bizde öyle bir şey yok beyefendiciğim ama arzu ederseniz size soğuk bir bira getirelim. Aman Ayşe, aç karnına soğuk bira içirir mi yavrum? Vazgeçtik, yemek yiyeceğiz. Ay siz de yemekten evvel, viskicin vodka. Tamam, yemekten evvel, viskicin vodka. Vodka, vodka. Çek, vodka, vodka. Peki efendim. Vodkayı neyle içersiniz canım? Olur. Neyle içeyim Semoş? Doktor Bey'i hazırladık. Doktor Bey'i hazırladık. Demirsiniz vallahi. Menta da nereden aklınıza geldi? Ay kusura bakmayın ne olursunuz. Kafam şimdi takıldı, müezzinin kızına takıldı. Ayrıca ama ben size söyledim. Yani içkiyle pek yakınlığı olmadı. Evet. O yüzden ne neyden içilir, ne neden sonra içilir hiç bilmiyorum. Zararlı. O menta da nereden aklımda kalmış? Efendim gençti de arkadaşlarla ayıptır söylemesi bir gece kulübesine gittik. Neden ağrıyor diyerekten bana çekti. Bu ne güzel naneli naneli oh böyle. Sonra asıl şey dedim, alafranga isimdir şu dedim. Şu kıza dedim bir hava atayım. Affedersiniz mantoyu mentayı karıştırdım. Manto giyilen değil mi? Evet. Biliyorum da nereden karıştırdım? Zarar yok, üzmeyin kendinizi. Ama bakın yok. Sahiden canınız istemiyorsa, alışık ama, falan da değilseniz değilim. Sırf ben arzu ediyorum diye diyebilirsiniz. Yok arzu ediyorum dedikten sonra içerim ben ne olur. Can sağlığı ölmem ya değil mi efendim? Emredersiniz. Herhalde bir şey biliyorsunuz da. Şey mi efendim yani sinirlerimi yatıştırdım. Ya gördünüz mü? Geçmişinizi kurcaladı. Sizin efendim. Vallahi. Şimdi yalan söylemeyin. Şu müezzinin kızının yanı Emine'nin hiç aklına gelmeyen bu ölüm şekli. Yani beni pek sarstı. Sarstı sarstı ama söyledim suçunuz yok ki. Yok değil mi benim? Unutmaya çalışın. Unutacağım. Hatırım için ne olur. Hatırım. Ama hatır olur mu efendim? Başla emredersiniz. Ay olur mu? Zaten şu sırada hep yanlış yapıyorum yani. Ben vazife değilim. Özel işler düşünülürmüşüm. Kusura bakmayın ben odama çekilince orada kendi kendime üzülürüm. Yok üzülmeyin ne olur Allah'a kendim. Ben izninizle bir haliye bakmak istiyorum. Hayır. Siz de biraz yalnız kalın. Hayır. Yemek vaktine kadar şöyle birazcık kafanızı dinlen. Kafam dinlendi. Bakın göreceksiniz azıcık içki iyi geleceksiniz. Emin edersiniz. Siz az bir ilaç öyle dolaşmazsınız uzun uzun. İyi kadın Allah için çok iyi kadın yani. Ne kadar merhamet istemez. O da üzüldü benden belirtmedi ama çok üzüldü. Of, üzülmeyecek gibi değil. Sen git oraya at şeye kendini. Oldu olacak bir sigara içeyim bari, tok tutar belki. Zaten meşhur atasözdür. Sigarasız içki, soğansız yemeğe benzer. Hiç de öyle atasözde yok. Güzel de uydu ama işte. Atasöz değil mi zaten? Uydur uydur söyle. Aslında sıkıntılı adama sigara dumanı bahane. O daha güzel uydu vallahi. Buyurun efendim, vodkanız hazır. Hanımefendi yoklar mı? Yemek hazırsa kaldırırız, haber verelim. Hayır efendim, daha değil. Ben size haber vereceğim. Daha değil, evet. Bakın, bu beyefendinin özel vodkasıdır. Hiç kimseye ikram etmeyiz. Allah Allah. Evet, bunu beyefendi ya dışarıda bir arkadaşım. Özeldir, Smirnoff. Efendim, Smirnoff? Smirnoff.
Smirnov. Evet. Şeyin vodkanın adı mı o? Evet efendim. Ha, dışarıdan dediler yabancı malı filan. Hediye mi geldi? Hediye geldi. Oh, oh. Zaten o yüzden hiç kimse içemez. Ama iyi isabet. O zaman sen hiç kaldır bana da ikram etme. Neden? E baksana zaten hiç kimse içemiyormuş işte. Aman efendim, siz bu evde kimse misiniz ki? Nasıl kimse miyim? E sizin bu evde en az beyefendi kadar bir özelliğiniz var, öyle değil mi? Yok canım. Demek fark ediliyor. Bunu fark etmemek için bir insanın gözünün kör, kulağının da sağır olması şişt gerekir herhalde. Geveze. Dedikoducu şey. Kimseye bizim hakkımızda böyle kaka şeyler söyleme. Ne kadar arzu edersiniz acaba? Ben limon sevmem ama. Limon değil efendim. Greyfurt. Greyfurt. Greyfurt mu? Evet. O da mı yabancı dışarıdan? Olur mu efendim, yerli. Yerli Greyfurt. Tabii. Bunun Türkçe adı yok mu peki? Beyefendiciğim, siz benimle şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Hayır, ben limon sevmem dedim. Greyfurt dedin de merak ettim. Emin misin o? Ben bunun adını söyleyemem. Ha, sağ ol. Dilim mi dönmüyor? Hayır efendim, değil. Birazcık utanırım. Aa, ne var benim adım? Ben kimseye söylemem. Ne o, merak ettim Allah aşkına. Kız şeysi. Nesi? Aman canım, anlayıverin işte. Kız memesi. Hadi. Bu bu suyu sıkıyoruz da bu çıkıyor. Hay Allah, kız ne zahmetler bunlar. Demek geldiğin bir türlü sofrayı hazırlayamadın. Anladık, hadi. Bakın, bu limonla portakal arası. Hani şöyle bir şey işte. Aa, altın top. Ayol, bizim orada altın top derler ona. Ne bileyim ben. Onu mu diyor? Ben ne diyorum, ne diyor Greyfurt diye. Siz zaten bunu bilmediğinizden değil de sırf benimle alay etmek için öyle söylediniz. Ne zannettin? Hınzırlığımdan. Çapkın erkekler arada böyle manalı laflar konuşur. Hadi bakayım, yallah. Utandı zavallı. Ne yapayım, vazifem aradı da böyle laflar söylemek lazım. Ama ne zıkkım şey bu. Niye çıktı bu katı bunu bana? Sinirlerim yatırsın. Aman ilaç niyetine yarabbim. Soğuk olmasa yutulmaz mı benim? Beyefendiciğim, Adnan Bey geldiler. İyi, gelsin bakalım. Anlayamadım gelsin bakalım ne demek. Yani dışarıda beklemesin, içeri girsin. Siz nasıl oluyor da bana gelsin bakalım diyebiliyorsunuz? Ne desedim, gelmesin bakalım mı? O büsbütün küstahlık olur. Hayır, benimle böyle konuşabilme hakkını nereden aldığınızı öğrenebilir miyim? Affedersin ama sizdir, benden bu şekilde hesap sorma hakkını kimden aldınız öğrenebilir miyim? Önce tanışalım bakalım. Daha önce tanıştık efendim. Nerede tanıştık biz? Birkaç gün önce klinikte. Ne yapıyordunuz klinikte? Ah bak, kız adınızı da söyledi de bak, Adnan Bey değil misiniz siz? Adnan Uyur Bey. Uyur Bey. Uyur Bey. Uğur Bey. Uğur Eczan Sanayi Sahibi. Aman vay vay vay. Hoş geldiniz Uyur Bey. Bakıyorum ben görmeyeli bir hayli değişmişsiniz. Kılığınız, kıyafetiniz, hele hele davranışlarınız bayağı şaşırttı beni yani. Ne yapalım? Vazife icabı. Vazife icabı. Yani görev gereği. Görev gereği. Neyse, ayakta kalmıyorum. Buyurun oturun şimdi. Şimdi anladım. Elinizde tavsiye mektubu, kendinize iş ararken şansınız sizi Semra Hanım'ın bu kadar yakınına getirdi demek. Aman ne denir, Allah bu işte. Hayatınızdan da memnunsunuz. Çok şükür, bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Aa, size bir vodka ikram edeyim. Vay 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 vay. Vay vay şimdi vay vay. Smirnov. Efendim? Smirnov. Demek bu evde böyle ikramda bulunabilecek kadar hak sahibisiniz öyle mi? Abi buraya kadar gelmişsiniz. Bu nazik bir erkek olarak size tarafından yapılan naçizane bir jest. Çünkü herkes bu vodkayı öyle içemez bu evde. Yalnız Halim Bey'le ben içerim. Halim
bulmuşunuzun nedeni benim böylesine kurcalayış. Yani işte bu aileye olan yakınlığımdan. Yok canım. Hele. Bana hiç öyle gelmedi çünkü ben kıskanç bir havadaşıyım. Bana bak. Hakkımdaki şu düşüncenizi bir başka yerde, bir başkasının yanında söylemenizi size hiç tavsiye etmiyorum. Ya televizyon mu açıldı bir gün? Aa, merhaba. Televizyon saati gelmemiş, beyefendiyle film oynuyoruz. Kıskanç aşıklar. Sen çizmeyi açmıyorsun. Sen vazifeli bir lötesine karışma. Hoş geldin annem. Ne oluyor Allah aşkına? Sen bizi biraz yalnız bırak. Ne demek? Siz bizi lütfen yalnız bırakır mısınız? Rica ederim diyecektin sen artık. Tamam öyle demek istedim. Kusura bakmayın. Alın bakayım şurada. Hadi Semra Hanım'la özel görüşeceğiz. Hadi. Bir dakika. Ben belki yani tahmin ettiğiniz gibi. Gerçekten hanımefendinin böyle bir ücretli hizmetkarıyım. Ama uşak falan da değilim. Onun için canım isterse giderim, istemezse gitmem. Anladın mı? Adnan Efendi. Canım ben kusura bakmayın, bağışlayın. Lütfen demek isterim. O zaman işleyici tabii Adnan Beyefendi. Ona neden böyle kaba davranma gereğini duyduğunu bir türlü anlayamadım. Ne yapayım, elimde değil. Hani bir an gerçek sevgilin zannettim, kıskandım dersem inan. Yok, affedersin ama devenin başı. Ne? Sonra kıskanacak ne var? Başlangıçta aynı teklifi sana da yaptım, kabul etmedin. Canım gerçekten seven bir insan, sahte aşık olmayı kabul eden... Gördün işte, demek ki kabul eden de bulunuyor. Aa, yapma çok rica ederim. Şu aptal adamı sağda solda sevgilinmiş gibi gösterip de halimden intikam aldığını zannediyorsan yanılıyorsun. Aa, sana başta da söyledim. Ne? Zaten maksadım kocamı aldatmak değil ki. Ne? Aldatılan bir insan herkesin nazarında ne hale geldiğini ona göstermek. Senin çevrede konuşulanlardan haberin yok galiba. Ama tahmin edebiliyorum. Ne? Benim de istediğim bu değil mi zaten? Ah dilerim şu hakkımdaki düşünceleri Halime bir evin katarak anlatırlar. Tutarım ama şu davranışı bana çok komik geliyor biliyor musun? Niye? Eler sevgilisine eve almış, göz göre göre kocasını aldatıyor diye kayratıp duruyor. Evet. Sen burada parmağın ucunu bile tutturamayacağın bir adamla günlerini boşu boşuna geçiriyorsun. Ve bu intikam mı yani? Ne yapayım peki? Canım sahte aşağı ne gerek vardı? Etraf nasıl olsa kaynatmıyor mu? O zaman rol diye yaptığını gerçekten yap sen de. Ha. Aldatılmanın karşılığını kendini zora koşarak değil, keyfini çıkararaktan ver. Aman ne güzel düşünceler bunlar. Haksız mıyım? Herkesin ağzına sakız olduktan sonra bunun günahını besbedava taşımanın anlamı var mı? Ya demek böyle düşünüyorsun. Tabii. Hem sonra aşığın hiç de öyle boş bir adam değil. Gerçekten de öyle. Çok şükür. Çok şükür sonunda gerçekleri görmeye başladın galiba. Evet biraz geç de olsa. Halbuki aile de aynı şeyleri söylemişti. Konuştukça göründüğünden bambaşka bir adam oluyor. Bravo kutlarım kendisini. Arada sen olmasan vallahi onu baştan çıkarırım diyor. Gördün mü bak. Darılma ama başkalarının değer ölçüleri seninkinden çok daha sağlam. Aman Adnan bir an için bile olsa haliyle senin düşüncelerine kendim kaptırdığım için vallahi öyle utanıyorum. Kendimi öyle ayıplıyorum. Bırak canım bu saçmalıkları kafandan. Bak sana gerçekten değer veren. Senin de hoşlandığın insana şans tanı biraz. Adnan, efendim? Sana bir şey soracağım ama samimi cevap veririm. Sor, yemin ederim bütün samimiyetimle cevap veririm. Ama gözünün önüne de getir. Nasıl? Bak şeker. Şimdi şöyle bir yol var. Heh. O yola paralel bir de bir başka yol var. Evet. Bir de ayrı bir yol var. Şöyle yokuş bir yol geliyor. Tren hattının öbür tarafına geçiyor. Gözünün önüne geldi değil mi? O yokuş olan yolda bir hanım ya da bir genç kız bisikletine binmiş süratle geliyor. Yani tren hattının öbür tarafına geçecek. Fakat o esnada karşıdan da bir tren geliyor. Kız bunun farkında bile değil. Bir an içinde de trenin altında kalması işten değil. Evet. Sen orada olsan bu durumu görsen ne yaparsın? Ama Allah muhafaza. Heh. Gözlerimi kapadığım gibi hemen oradan uzaklaşırım. Ben hoşlanmam böyle feci şeylerden. Senden de bu beklenir zaten. Yani ne fedakar ne kahraman bir erkekmişsin. Hoppala. Hayır ne yapabilirim yani Süpermen gibi treni durduramam ya. Tabii. Bak eğer niyetin beni ölçmekse bu seçtiğin örneği hiç beğenmiyorum. Sen kendine ait bir fedakarlık iste benden. O zaman bu beğenmediğin adamın neler yapabileceğini görürsün. Görüyorum. Sayende gerçekleri çok iyi görüyorum. En sonunda seni bir parçacık olsun inandırabildiğim için inan ki sevinçten uçuyorum. Şu her zamankinden değişik konuşma bile hani sana olan duyguların artık bir karşılık görebileceğini hiç beklemediğim umudu. Öyle mi dersin? Tabii. Ha. Yanılmadığıma eminim. Bak yarının benim için yepyeni umut kaynağı olacağına inanarak ayrılayım buradan izin verirsin. Gidiyor musun? Yemeğe kalsaydın. Yok. Gideyim de baş başa kalacağımız anı hayal edeyim kendi kendime. Ha. Hem yalnız kaldığın zaman ne kadar doğru bir karara vardığını çok daha iyi anlayacaksın. Müsaadenle. Güle güle. İnan bana bu gece sabaha kadar uyuyamayacağım. Yarın ben seni ararım. Hoşça kal. Ama ne güzel söyledin. Herkesin altına sakız olduktan sonra bunun günahını besbedava taşımanın anlamı ne ki? Çok doğru. Hüsnü Bey! Buyurun efendim, bir şey mi istemiştiniz acaba? İyi ki geldin Ayşe Evetcan. Yukarı çık hala hanıma. Yemek için acele etmemesini söyle. Galiba bir mektup yazacaktı. Rahat rahat mektubunu yazsın. Ben kendisini çağıracağım. Peki. Hadi canım. Ayşe. Efendim. Hüsnü Bey'i de buraya gönder. Kendisini rica ettiğimi söyle. Emredersiniz hanımefendi. Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Biraz önce Adnan buraya niye gelmiş biliyor musunuz? Ay bilmiyorum. Bizi uyarmaya. Nasıl? Aman. Şey mi dedi efendim yoksa? Yani işi pek fazla ileri götürdünüz. Evet. Toparlanın biraz kendinize mi gelin? Yok canım aman Halil döndü tedbirli olun diye. Aman Halil dönmeni ne demek? Halil kocam canım. Takım oraya mı gelmiş? Evet.
Kamp eve geliyormuş. Kamp neler yoldan çıktı. Ne diyorsun? Sihirler büyüğün gelen kazmacılar yani. Evet. Ah şimdi neler söyleyecekler. Of, of. Adamı nasıl dolduracaklar. Tamam, tamam, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun olur. İstediğimiz bu değil miydi bize? Tamam, öyle ya, eyvahlar olmasın. Tamam affedersiniz. Yıldırımla çarpılmışa dönecek. Ne büyük bir hırsla buraya gelecek kim bilir. Hadi bakalım. Efendim? Vazifeniz başlıyor. Kim gösterir? Benim değil. Tabii haklısınız, affedersiniz efendim. Vazifem baş, ben de yukarıda zavallım. Yemek yiyeceğim diye hayal yapıyorum. Demek ki kısmette dayak yemek varmış. Olsun aman efendim, üzülmeyin. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yerden ben. Ayrıca dediğiniz gibi bu benim vazifem, ben hazır bekliyordum zaten. Ama ne oldu size? Efendim? Birdenbire paniğe kapıldınız yani. Kapıldım evet. Ben size bir vodka daha vereyim mi? Cesaret edin. Üzülmeyin. Ne olduysa ondan oldu zaten. Demin onu içtim ya efendim. Evet. Bittim ben bir hoşaf gibi oldum. Şimdi beyefendim geldi haberi duyunca da bu sefer de hoşafın yağı kesildi yani. Ama buna hazırlıklı olduğunuzu sanıyordum. Hazırlıklıydım efendim. Evet. Demek ki birdenbire duyunca heyecanlandım. Ha. Buz gibi oldu elimde. Demek evet. Heyecanlandınız. Çok heyecanlandım. Bakın buna çok memnun oldum. Efendim? Hüsnü Bey. Buyurun efendim. Sizi kendime sevgili olarak seçtiğim zaman güzel, yakışıklı bir adam olduğunuz için seçmedim. Tabii bilmiyorum. Olağanüstü bir zekaya da sahip değilsiniz. Onu da biliyorum. Sonra ilk bakışta öyle bir kadın çekici bir haliniz, tavrınız yok. Yani beş para etmem demiştim. Yani demek istediğim ilk bakışta bir kadının çekici bir haliniz yok. Ha. Ama sizinle konuştuktan kısa bir süre sonra... Yani büsbütün derbat bir şey oldum çıkıyor. Çok değişik özellikleriniz olduğu hemen meydana çıkıyor. Aman ki teveccühünüz efendim. Ödüm koptu biliyor musunuz? Şey diyeceksiniz zannettim. Sen bu işi beceremeyeceksin. Fılını fırtına topla çıkıp bu evden. Yok, vallahi öyle gibi geldi. Hayır, böyle süslü laflarla konuşmak benim vazifem de. Siz niye öyle konuştunuz? Ben ama şey bizi için... Bizi bildin mi filan bana lazım? Evet, ben yani, de şimdi fark ettim. Peki. Balkonda bir gölge var. Ben şimdi misafir mi geldi? Misafir. Halim, Halim. Doktor Bey mi? Aman ne diyorsunuz? Ah, kazmacılar zapt edemedi yani. Bizi duydu mu? Yani duyuyor mu acaba? Zannetmem ama muhakkak görüyor. Aman isabet, duymadım isabet. O zaman yalnız hareket yeterli. Nasıl hareket? Yani yüz mimiklerinden, jestlerinden kendilerini kıskandırayım ki abi. Yani bir şey söylemeyecek misin? Şimdi söylemek istesem de sesim çıkmayacak. Bir iki laf da olsun etmeyecek misin? Belki daha sonra. Evet. Ama meraklamayın, teklifselerim yerinde evet. Yani. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi diyorum ki geleyim oraya. Evet. Elinizi bir öpeyim, nasıl göreceğim o? Evet. Bakalım kıskansın şöyle bir yana. Evet, onu kıskandırır mı? Aşkım yazıyor. Cehen nazı gelecek el öper. Birdenbire elden yukarısında da cesaret edemedim. Ama siz bunu vazife icabı yapacaksınız. Doğru, doğru, haklısınız. O zaman ne yapalım artık? Gözlerimi kaparım. Vazifemi yaparım. Şöyle gelip de omuzumuza sarılırsam. Ayıp olur mu acaba? İçinizden geliyorsa sarılırım canım. İçimden gelmesine neler geliyor da sonucundan korkuyorum yani. Korkacak ne var canım? Doğru. Ama biz boşuna vakit kaybediyoruz. Yanıma gidin yanıma. Gerek. Hadi dişlerimi çıkarsa mıydım acaba? Allah razı olsun. Hiç oturttunuz bayılacağım çünkü. Aman ne güzel keşfettiniz. Ne oldu? O bizim bütün hareketlerimizi takip ediyor. Ya. Ben buraya oturur oturmaz perde oynadı çünkü. Tabii ben dedim. Hadi o zaman biraz atak olun. Bir elesi çekersem canınızı... Ay bayılacağım. Ne çekersen çekin kendini. Oh affedersiniz. Ay kasa aldı, dudağım yanağınızı çarptı, özür dilerim. Kırmızı zaten. Evet, isterseniz bir kere daha deneyelim. Gene mi bir kazana çarptın dudağı? Yani bir kaza daha da yapamazsın. Yapayım da dudağım mudan patlayacak diye şey. Tamam, tamam, yeter. Olmuyor lan. Aa, neler yapıyorsun? Şurada sarmayı tutturamam şimdi. İsterseniz bir de ayakta deneyelim. Yok, tamam, yeter. Birisi gelebilir. Birisi dediğiniz bir efendim yok. Gelsin. Yok, yok. Gelsin de bu iş bitsin artık. Nerede, inciyse orada kopsun. Sıkı durun, çift alacağım şimdi. Çok güzel. Anam. Çok güzel bu. Rica ederim. Şöyle uzanın şuraya uzanın. Şöyle bir şey alıyor. Yeter. Bu akşamlık bu kadar yeter. Bu akşamlık başka. Ay bunun başka akşamı da mı var? Beyefendi çıkacaksanız çıkın. Ne sabırlı adamsınız. Belki duymadınız ama gördünüz. Madem hanımefendinin aramızda maskeler var. Çıkın hesabımı kesin. Görün hesabımı. Halim Bey. Doktor Bey. Beyefendi. Ah, adamın yüreğine indi galiba. Beyefendi. Halim Beyefendi. Burada kimse yok ya yok. Ay boşu boşuna o çarpıntı içinde kaldım ben. Ne bu şey? Ha, becerebilecek miyim diye beni imtihan etti. İmtihan filan değil. Ah zavallı, bu da müezzinin kızı gibi. Tutuldu bana, resmen infilak etti. Kim o?
Ne oldu? Ay hoş bulundum. Ay ben de bitti bu şey. Çok mu korktum? Ay çok korktum. Ya zamanı kaldı. Ay rica ederim. Vallahi şey öyledir adet. Ay. Biz böyle senin gibi havalara fırlayacak kadar korkarsa damağı kaldırır onu. Darılma ama ömrümde ben saçma şey duymadım. Olsun saçma maçma vallahi rahmetli anacığım hep öyle yapardı. Sabahtan akşam kadar damağımızı kaldırdı. Neredesin canım? Sen terasta ne yapıyordun? Evim temiz bir şerefe bir de vallahi sıfır adetsin. Ben seni bekliyordum. Birdenbire karşıma çıkınca ödüm patladı. Vah canım. Lütfen ya, lütfen canım hanım deme birisi duyabilir. Çok yüksek sesle konuş. Farkında değil misin? Değilim ben dün akşamdan beri yaşadığımın farkında değilim. Galiba bir patırtı ver. Her bir palamutlar böyle efendim. Bu mevsimde şaşırdım yani. Palamut akını mı var nedir aynı? Biliyor musun hanımefendi? Ben palamutu çok severim de mesela. O yokken daha büyük oldu artık Tori'yi değil de. Kim? Onun daha falan uskun bir tercih. Ayşe mi? Kim? Hiç kimse yok. Aman İsmail Bey sabah sabah kendimi balıkhanede zannettim. Lan o zaman şaşırdım. Başka laf bulamadım. Bu ne? Ay özür dilerim hayatım. Ay lütfen ne olur. Ne? Hayatım hayatım demedin. Ne var ya niye demiyor içinden gel söyle. Ben sabahtan beri onun lafını bekliyorum. Biz sonra dün akşama kadar demiyor muydum hayatım hayatım? O vazife icabıydı. Ya bundan sonra biz çok resmi olacağız. Şeyden değil mi? Kimse bir şey anlamasın diyerekten. Sizle bizle mi konuşacağız? Ne tuhaf şey ya dün akşama kadar bu gibi lafları söylemeyi sen kendin istiyordunuz. Kendin istiyordunuz. Hem de canım karşılığında para ödediğinizi hatırlatarak. O zamanki durumla şimdiki aynı değil. Evet. Bundan sonraki davranışlarında çok dikkatli olmanız lazım. Mesela kim geldiğinde? Siz döndünüz mü hanımefendi? Evet. Peki kapıyı kim açtı? Çalmadım anahtarım var. İnanın çok şaşırdım. Çünkü geldiğinizi hiç duymadım. Sahi mi hiçbir şey mi? Oh. Hanımefendinin gelişini tabii. Ne? Kulağıma bir takım sesler geldi ama ben hala hanımla siz zannettim. Yani konuşulanları duydun mu? Evet onun için merak edip geldim zaten. Siz erken döndünüz. Kliniğe şöyle bir uğradım döndüm. Her zamankinden de erken gittiniz. Halbuki dün gece de bir hayli geç yattınız. Aa öyle mi? Geç mi yattın? Dırdırdınız. Ben yine anlayacağım yattım efendim. Yatar yatmaz da uyumuşum efendim. Öyle mi efendim? Ne güzel. Aydınlıkta uyuyabiliyorsunuz. Bir ara gece su içmeye kalkmıştım da ışığınız hala yanıyordu. Ki sen nereden gördün? Sizin odanın ışığı olduğu gibi rıhtımı aydınlatmıştı da biraz oradan dikkatimi çekti galiba. Mutfaktan orası gayet rahat gözükür. Herhalde su içerken dikkatimi çekti. Ben bilmiyorum gördüm. Aa tamam. Elektriği ben açık bıraktım. Mahsus açık bıraktım. Elektriği de pencereyde. Sivrisinek vardı çıksın derinden şey. İlahi beyefendiciğim. Sivrisinekler hiç ışıktan karanlığa kaçmaz ki. Tam tersi ışık neredeyse oraya gelirler. Burada öyle demek ki. Her neyse canım. Üstüme bir yanlışlık yaptı. Her zaman yaptığı yanlışlık gibi. Yanlışlık yapmışız. Neyse efendim. Size bir kahve yapayım mı? Hayır teşekkür ederim. Siz bir şey içer miydiniz? Sağ ol. Kahve falan içmem. Vakit erken olmasa biraz da cesaretim olsa o şey suyunla biraz vodka içerdim. Ama kalsın deme lazım. Peki istedim. Efendim siz bilirsiniz. Sağ ol. Bittim. Bu çok manalı konuştu gözünü devire devire. Evet bir şey anladı mı dersin? Bilemiyorum ben ne söylediğimin de farkında. Ne kadar saçma sapan şey varsa onu söyledim. Söyledim. Hele o sivrisinek buluşun bir harikaydı ya. Bunun sivrisinek mütehassısı olduğunu nereden biliyorsun? Her şeyi biliyor. Bilmediği şey yok bunun yani. Öyle bilmiş bir şey. Dedikodu yapmak gibi olmaz daha neler biliyor. Aman bana ne, ne münasip ben kimsenin ekmeğinden oynamak istemem. Yalnız ne yapıp yapıp bunu bir an önce buradan göndermenin bir çaresine bakacağız. Hayır bunlar konuşmanın sırası mı şimdi? Demin sırası bilmiyorum aşağısına ömür tutun bir şeyler oldu. Demek ki ben yalan söylemesini beceremiyorum. Yüzüme gözüme bulaştırıyorum. Evet evet aşkla ilgili konularda da öyle diyorum. Öyleyim lan. Ama hiç de öyle değil misin? İstediğin zaman o konuda hiç acemi olmadığın belli oldu. Bu bir takdir mi tektir mi? Hayır rica ederim bu mevzu kapıyanın kafam karmakarışık düşün diye diyeyim ben. Hani ne yapıyor uyuyor mu? Hayır biraz önce gazete okuyordum. İnşallah bir şey fark etmemişti. Bakın tekrar ediyorum. Bundan sonraki davranışlarında çok dikkatli olun. Şimdi durum ne olacak durum? Ne durumu? Yani bir... Hangi durum? Şimdi ben durumunum diye bir şey hatırlamıyorum. Dün ne oldu bir şey mi oldu? Hayır, bizim dün geceki durumu nasıl? Ne demek şey bizim dün geceki? Örtbas edeceğiz sen yaptık. Örtbas edeceğiz durumu mu? Bunu duymamış oldum bir rica ederim. Kim var? Ben dün şaşırdım üstüne de aptal oldum ben. Ben şeyi sormak istiyorum. Dün herkesin yanında mesela bu Hale Hanım'ın yanında ne yapacağım? Şimdiye kadar ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Kim ki? Aman ne mi lazım işte ama. Şey, telefonunuz çalıyor. Hanımefendi elinizin telefonu çeviriyor efendim. Ya aşağı ne yap? Aşağı telefon çalıyor baksana. Duydum efendim duydum da hanımefendi burada diye geldi. Bu, çok özür dilerim. Çünkü bu çaldı. Alo. Aman buyurun efendim. Bugün. Siz nereye aramadınız? Haydar. Evet aradığınız anladım, numara bu. Anladım. Peki ama kiminle görüşmek istiyorsunuz? Ha Hüsnü Bey. Tabii efendim. Efendim bir dakika buradalar. Hüsnü Bey. Kim bağırdı? Kimse bağırmadı efendim. Sizi telefondan istiyorlar. Telefondan mı bağırdı Hüsnü Bey diye? Hayır efendim. Sizi telefondan
falan istedikleri için ben size bağırdım. Allah Allah, sen de oturup kalk ona buna bağırıyorsun. Ne yapıyorsun bana bağırıyorsun? Yok, onu demek istemedim. Telefondan biri arayacak kimse yok efendim. Beni nereden biliyorlar mı? Hüsnü Bey dediler. Desinler, bu dünyada yalnız Hüsnü ben değilim efendim. Ya ama bu evde de Hüsnü Bey sizsiniz herhalde. Öyle ya, burası dünya mı ev burası? Kimmiş? Bilmiyorum ben, sormadım. Ama sen de sivrisini biliyorsun da bunu bilmiyorsun. Allah Allah, tuhaf kadın. Tuhaf kız. Alo. Ah! Gülşen! Ay nasıl şaşırdım. Sen buranın telefon numarasını nereden biliyorsun? Ben mi verdim? Ha öyle ya, ben verdim. Ne oldu, önemli bir şey var. Ödüm koptu ayol. Kimin? Sen bak bu iskelesin değil mi sen? Günaydın. Efendim günaydın. Günaydın sana değil, Hale Hanım'a dedim. Ha, affedersiniz, telefonla konuşuyor musun? Bir dakika, bir dakika. Bir eski mektep arkadaşım arıyor. Şimdi, mektep arkadaşım Hale Hanım olur mu? Hale Hanım senin hanımın arkadaşı. Ben Hale Hanım'a seni söyledim mektep arkadaşım diye. Bilmem anlatabildim mi? Mektep arkadaşım Behzat. Anladın mı sen? İsterseniz sizi yalnız yok, bırakayım. Yok, konuşuyor musun? Sen kapatıyorsun galiba. Kapat da sonra ara. Sonra ara, telefonum bozuluyor. Çatır çatır yap, hadi. Değil çocuk, çok eski arkadaşımdı da dün gece beni rüyasında görmüş. Hayırdır inşallah işte, Rabbi esir velat asır Rabbi demin diye. Hayır. Dün çok merak ettim. Rehberden numaranı buldum, nasılsın, iyi misin diye sorayım dedim diye sordum. Anne, hakikaten ben, kızmış bu arkadaşınız. Bu Behzat'la yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez, o derece sevişiriz yani. Demek burasını rehberden bulmuş. Bulmuş. Vallahi şu son 12 yıl içinde her şey ne kadar değişmiş ilerlemiş hayret. Ne değişmiş ilerlemiş? Demek ki telefon idaresi 3-5 gün içinde misafirleri bile tespit edip telefon rehberine isimleri kaydediyor. Bu da oldu sivrisinek. Telefon idaresi niye kaydediyor? Ah durun işte. Ben anlamadınız. Yani ben anlatamadım, affedersiniz. Ben verdim. Şimdi geçen gün iskelede yine karşılaştık kendisinden mi? Şimdi de ararsan dedim nereden? Şey dedim, telefon numarasını verdim buranın. Yazacak bir yeri yok, rehber yazdı. Rehberin üstü kapağına şey diyor. Yani baktı derken rehber içi değil. Rehber dışı bakışı, üstü bakışı yani. Onu söylemek istedim. Hep iskele civarında mı dolaşır bu arkadaşınız Behzat Bey? Değil, ne oldu değil? Geçen gün iskelede karşılaşmıştık. Karşılaştık vallahi. Az önce de iskeleden mi telefon ediyorsun dedi? Kendi söyledi, ben de seni iskeleden arıyorum dedi. Vazifesi orada zaten, iskele memuru. Yani iskele memuru dedim, kişide bilet satıyor. Bilet satamadığı zaman sağa sola telefon ediyor işte. Her neyse canım, ben öylesine tabii sordum. Tabii sıkılıyor demek ki, sıkılıyor. Telefon. Bu telefon muhakkak arkadaşınız kişi memuru Behzat Bey. Zannetmiyorum yani, Behzat'ın çalışına benzemiyor. Bir bakın bakalım. Alo. Oh, biraz bekleyeceksin sen. Şimdi aman maşallah. Ne temiz kalbisiz. Nereden aldınız gene Behzat? Ben Semra'ya bakayım, siz rahat rahat. Ay vallahi rahatsız olmasayız, ben atlatırım onu. Kusura bakma Gülşen'cim. Ay seni beklettim, özür dilerim. Şey değil, hayır. Sen çok çabuk aradın yalnız. Ben sonra dedim, daha sonra dedim, sen hemen sonra aradın. Efendim, Behzat mı kim? Ben ne bileyim Behzat kim? Sen. Hay şöyle oldu anasın. Birdenbire boş bulundum. Ben nedense nişanlım Cem arıyor diyemedim. Çünkü benim başıma neler geldi burada. Yok bir şey gelmedi. Üzülme sen. Hay zaten anlatamam buradan. Boşuna merak edecek bir şey yok. Anacığım sen hala iskelede misin? Tamam ayrılma, yanaş. Ay yanaş diyorum. Bekle beni orada, oraya gidelim, orada konuşalım. Tamam mı Behzat? Behzat diyorum, Müjdat. Müjdat da kim? Müjgan. Tamam oldu, geliyorum o zaman. Ama ne aksi şey yanım bir. Dur, 5 dakikada gider gelir, haberin de olmasın. Oh! Affedersiniz. Oh. Özür dilerim, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Az daha ayağınıza basacaktım. Ya hatta biraz da bastınız beyefendi ya. Daha kusura bakmayın, telaştan şey ettim yani. Siz pardon. Efendim? Kime baktınız? Hiç kimseye. Nereye gidiyorsunuz da? Ayşe yok mu acaba? Ayşe mi? Evet. Ayşe Hanım? Evet. Buralarda. Benim adım Hüsnü. Ben de nişanlıma koşuyorum böyle. Hanım yukarıda meşgul. Hadi bakalım, gözün aydın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kendi suyunu kendi ısık, sinirin ol. Üstü mü dedi? Allah Allah. Ayşe! Ayşe! Ne var Üstü Bey, bir şey mi istediniz? Aa, Üstü Bey nerede? Üstü Bey mi? Biraz evvel iskeleye gidiyorum. Ayşe değil, siz mi seslendiniz? Evet, ben seslendim. Ah çok affedersiniz. Yoksa sizin adınız da var. Hayır, size kapıyı kim açtı? Ayşe Hanım açmadı mı? Yok, ben kendi anahtarımla açtım. Ah durun bakayım. Galiba siz Hale Hanım'sınız. Evet, galiba siz de Semra'nın kocası. Evet, Halim. Halim Uysal. Bu ne? Ah daha
fazla uzamadan gelişinize ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Böyle karımın sizin gibi çok sevdiği bir arkadaşının evimizde misafirimiz olduğunuz bir zamanda benim bulunamayışım gerçekten üzücü. Lütfen bağışlayın. Benim bağışlamam önemli değil. Önemli olan Semra'nın sizi bağışlaması. Çok doğru. Hiç bu kadar uzun süre yalnız kalmamıştım. Ay size bir şey soracağım ama lütfen doğru söyleyin. Bu isteyatınız sahip mi? Rica ederim canım, yalan olabilir mi? Durun bakayım. Yoksa Semra bir şeyden de kuşkulandı. Ay laf aramızda, haberiniz olsun. Ama sakın benden duymuş olmayın. Sizin bu Ankara İzmir gezisine hiç mi hiç inanmadım. Sahi mi söylüyorsun? Sizin kendisini aldattığınızı sanıyorum. Peki bütün bunlar nereden çıkmış? Aa, bunu en iyisi kendisine sor. Eyvah yandık desenize gene o eski hastalığı. Ne hastalığı? Ara sıra böyle kendi kendine hayaller kurup olmayacak sonuçlara varır. Böylece hem kendine hem de etrafındakiler üzülür. Eyvah desenize bütün bu yaptıkları boşuna. Tabii boşuna. Eğer üzüldüyse boşuna üzülmüş. Boş bir kuruntu. Kuruntu mu? Hatta hüsnü kuruntu. Ah inanın onların hiçbir ilgisi yok. Rica ederim Halim. Ben karımı tanımaz mıyım? Ha, Halim sen ne zaman geldin? 5 dakikaya oldu ya olmadı. Aman ne güzel. Demek beyin elmiler çapkın. Sayın eşim doktor Halim Uysal'la tanıştın. Yorucu bir seyahatinden sonra çok güzel bir karşılanış doğrusu. Öyle mi? Demek çok yorgunsun. Ay tabii. 25-30 yaşında genç bir erkek değilsin artık. Yorgun tilki kürçü dükkanına döndü demek. Canım Hali Hanım'ın yanında bu ne güzel iltifatlar böyle. Siz söylediğinizde ben sizi yalnız bırakayım. Fark etmez hayatım, hiç rahatsız olmaz. Yok Semra'cığım zaten bir telefon edeceğim. Buyur et. Yukarıdan arasam da. Peki canım sen nasıl istersin? Efendim Namık Bey geldiler. Ah, beyefendi de gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hacı. Ne duruyorsun? Buyur desene. Tabii efendim. Aa, geldiğini görmüş olacaklar. Herhalde bir dertleri olacak değil mi canım? Bu da amma saygısız adam. Daha kendi derdimizi halletmeden başkasının derdiyle ilgilenmenin sırası mı Semra? Anlaşılan bir türlü karı koca baş başa kalamayacak. Hoş geldiniz doktor beyciğim. Saygılar hanımefendi. Siz de hoş geldiniz beyefendi. Buyurun efendim. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Hayrola Namık Bey, niye bu telaş, bir şey mi oldu acaba? Aman beyefendi, neredesiniz? Rezalet. Nerelerde kaldınız? Vallahi çok özledik. Eksik olmayın. Şaka maka bir haftadır evden de siz sevgili yakın dostlardan da uzak kaldık. Sağ olsunlar seni pek merak ettim. Semra Hanım'ı hiç bu kadar yalnız görmedik de garibimize gittik. Aman beyefendi bildiğiniz gibi hiç yalnız kalmadım ki. Evet bereket versin, hiç borç kalmadılar maşallah. Önce o Hala Hanım, sonra Hüsamettin Bey. Hüsamettin değil Hüsnü. Hayır Hüsnü mü? Ben de onu soracaktım. Demin bir koş nereye gidiyordu öyle Hüsnü Bey? Bilmem görmedim. Semra'cığım bu Hüsnü Bey bizim misafirimiz mi? Tabii hem de kaç gündür. Hanımefendinin okul arkadaşıymış ya. Fakat sizden iyi olmasın. Çok tatlı bir adam. Öyle mi? Bilmem henüz karşılaşmadık. Aa karşılaştık da tanışıp konuşmaya pek vakit olmadı. Hüsnü Bey'in bir koşu gittiğini, Halim'in biraz önce döndüğünü, herhalde gene dürbünle boğazı seyrederken gördüm. Hayır efendim, İsmet görmüş o söyledi. Hoş doktora bir hoş geldiniz dedi. Hoş geldiniz doktor bey. Onu biraz önce söylemiştiniz. Söylemiştim değil mi? O zaman ben sizi fazla rahatsız ettim. Olur mu? Ne güzel laf diyoruz hadi buyurun. Ama şu anda İsmet çok merak ediyordur. Durun sen dedin. Güle güle efendim. Başkanım kusura bakmayın. Ulan tıra almamışım değil mi? Nefesim kesilerdi. İskele yedim, şunları aldım diyordum hemen. Oh, maşallah İsmet Bey de buradaymış. Namık Bey diyecektiniz galiba. Aman ben hep karıştırıyorum. İsmet Bey karınızdı değil mi? Hanım. Olur mu Namık Bey ise? Buyurun efendim. Ayağınız açtı mı size? Ya öyle telaşlıydınız ki önünüzü görecek haliniz yok. Misafir varsın, çıkacağım sonra konuşacağım. Yalnız geldiler. Neyse ki ucuz atlattık. Bir dakika anlamadım ben. Siz daha önce karşılaştınız. Canım biraz önce söyledim ya karşılaştık. Karşılaştık da beyefendiyle bir türlü tanışıp konuşamadık. Sizden iyi olmasın. Çok tatlı bey dediğim işte Üstü Bey kendileri. Hatta tatlı bey vermedik. Ben Üstü kuruntum. Öyle mi? Siz... O geldiğim andan beri adı dillerde dolaşan o pek değerli misafir sizsiniz de mi? Durun bir dakika bir dakika. Yoksa bey de mi dürbünlü komşulardan Semoş? Semoş mu? Sizin hanıma Semoş diyor. Sizin hanıma mı? Nasıl sizin hanıma? Aa, o da mı sizde çalışıyor? Ama durun bakayım, yoksa siz Ayşe Hanım'ın kocası mısınız? Hayır efendim, sizin Semoş'un kocasıyım. Ha. Sahi mi söylüyor lan? Eşim Halim Uysal. Aman inşallah, kendileri de soyadları gibidir. Ben kaçsam iyi olacak. Ben kaçsam daha iyi olacak. Aman Namık Bey, nereye gidiyorsunuz? Kim? Buyurun oturun. Oturun da olacaklar seyredin. Hoşçakalın. Seyreden hoşsun, evden dürbünle halinden hoşsun. Demek böyle. Ne demek böyle? Oh, ah sen yok musun sen? Gene her zamanki gibi hayallerinde seni aldattığıma karar verdin. Ve sen de kendine bu pek sayın üstümeyi bulur. Ama estağfurullah yani bütün bunları mutlaka affedersiniz o dedikoducu kerata söyledi size. Önemli olan Halim'in duyması. Kim söylerse söylesin. Ne yani şimdi aramızdaki ilişkiyi inkar etmiyor musun? Ediyorlar. Belli değil, duruma bağlı. Size sormadım Hüsnü Bey. Efendim affedersiniz. Demek aramızdaki ilişkiyi inkar etmiyorsunuz. Siz Ankara'ya toplantıya gidiyorum diye bir başka kadınla buluştuğunuzu inkar ediyor musunuz? Ah benim melek kalpli, hayalperest karıcığım. Ay vallahi burnumun dili sızladı. Ne kadar bir işten hasret dolu bir karıcığım dediniz. Siz çıldırdınız galiba Hüsnü Bey. Çok garip.
O sana Semoş diyordu, sen ona Hüsnü Bey mi? Rica ederim, lafı karıştırmayalım şimdi. Madem beni sevmiyordun, bunu bize yakışır bir şekilde. Bedeni bir insan gibi açık açık söyleyeyim. Hele güle rezil olmadan da halledebilirdin. Hatta ayrılır. Yani bu sence bu kadar basit. E tabi. Hiç sizin uydurma toplantılara katılıyorum. Mahallesiyle evden kaçmak uzunluğunu izletmez. Beni de aldatılan bir kadın olarak herkese rezil eder. Aman efendim, estağfurullah. Neler? Bütün bunlar nereden çıktı Allah aşkına? Bütün bunlar nereden çıktı Allah aşkına? Tam şuna mesela yardım etmeye çalışıyoruz. Her lafın içine kadar adım diye. Semra, olur mu canım, ne kadar ayıp. İnsan hiç kocasına tercih ettiği bir adama böyle davranır mı? Estağfurullah efendim. Siz ciddi mi söylüyorsunuz bunu? Ay meğer siz ne kadar anlayışlı, ne kadar tatlı dilli, iyi kalpli ve medeni görüşlü bir erkekmişsiniz. Hayret yani. Hayvan. Vallahi şaşırdım. Ben de şaştım. Bakıyorum taşla göz arasında sizi de kandırmış. Kim? Yoksa benim verdiğim paradan daha fazlasını mı teklif ettin? Baba rica ederim hanımefendi, yani beyefendi de benim de resmen günahıma giriyorsunuz. Üzülmeyin, üzülmeyin. Adetidir. Ne demek o? Hale bana hiçbir şey söylemedi. Evet. Kocasının marifetlerini anlatınca aynı şeyleri senin yaptığın hemen anladın. Bak şimdi şurada yabancı yok. Nasılsa biz bizeyiz. Allah razı olsun, doğru söyleyin. Siz hanımefendi sahiden aldattınız mı aldatmadınız mı? Önümüzü görün inşallah. Allah korusun canım. Ona göre tertibat alınacak çünkü. Yavrum, ne şimdiye kadar aldattım ne de şimdi. Çok bu iyi. Da şerefim üzerine yemin ederim. Hadi canım, yani sen bir haftadır başka bir kadınla değil mi? Efendim, bunu dilediğin yerden, dilediğin insanlardan sorun da öğrensin. Ulan bakın, ben inandım resmen. Kibar insan, söyleyemiyor sabah. Tabii, sen çekilin, çekilin, çekilin. Tamam, karıştırıyorsun, çekilin. Ben ille dayak yiyeyim yani. Bir şey var. Bir şey vardı da ben kesin olarak beni aldattığına inanmıştım. Söyle. Ya onu bulamıyorum ki. Lan telefon. Ne telefonu? Çevir be, sattır, ben bakarım efendim. Allah. Alo. Baksanıza buraya. Bağırın, ses gelmiyor ses. Hüsnü Bey. Buyur efendim, buyurun. Deli misiniz siz? Bir. Telefon çaldı mı? Ben de miydi? Ne gittiniz açtınız? Siz telefonu dediniz. Ben sizle değil kocamla konuşuyorum. Haa. Kapatın. Girin siz açın beyefendi. Açmayacağım. Allah Allah, susun. Telefonda sesin çok net ve yakından geliyordu. Hı-hı. Demek ki yakın bir yerdeydin. Neredeydin? Ne yani? İlle de sesimin bozuk mu gelmesi lazım? Aman efendim, estağfurullah. Allah beyefendiye gümbür gümbür bir ses vermiş. Sonra belki efendim konuştukları telefon cihazı. Yani iyi cins, kalite bir makineydi. Pahalı böyle mesela, o parlası kuvvetliyse... Susmayacaksın. Ses büyük büyük. Susmayacaksın. Yiyeyim, ille dayağı yiyeyim yani. Neyse, ne yapalım? Hatırla. Ben sana telefonda ne dedim hatırla. İstersen ben seni arayayım dedim. Evet. Hayır hayır, gerek yok dedin sen. Çünkü hangi saatte nerede olacağım hiç belli değil diye bana engel oldun. Niçin? Bir durum o zaman gerçekten de öyleydi. Nasıl? Nitekim daha sonra seni birkaç kez üst üste aradım. Evet. Ani bir seyahate çıktı dediler. Evet. Tabii ben senin gibi fesat olmadığım için olayda gizli bir sebep aramadım. Ama ben Ankara'ya Büyük Ankara Oteli'ne de telefon ettim, yoktun. Yoktum çünkü Büyük Ankara Oteli'nde yer yok. Evet. Ben de hala zaten avukat İlhanlar'da kaldım. Aç telefonu. Yani siz akraba ya. Evinde miydiniz? Buyurun işte. Ay, yabancı bir yerde olsanız ben de inanacağım o zaman. Gelin. Sızılın! Çıldırtacaksınız beni, susunuz dedim. Allah Allah. Ay ne yer, ne edepsiz kadınmış bu. Hiç böyle şey duymadım, ayol sussanıza. Ne karışıyorsunuz, benim kafamı karıştırıyorsunuz? İşte karıştık ama. Karıştık. Ne diyordum ben? Beyefendi yiyordunuz bu durumda. Kalk buldum buldum. Sen giderken kendi arabanı almamışsın. Evet. Kendinin arabasıyla gitmesin. Çantanı da arabada unutmuşsun. Taksim'de de inmişsin. Demek ki o civarda bir yerdeydi. Açık konuşalım. Bak karıcığım. Bizim şoför Mustafa Efendi Taksim'e gidiyor diye arabamı almayıp onunla... O uzun adam hani. Sonra dalgınlıkla çantamı da arabada unutmuşum. Ne var bunda ya? Ya. Güzelim, niye böyle her zamanki gibi küçücük şeyleri buruntu haline getirip kendi yüzünü... Yazık değil mi yavrum? Yazık değil mi? Bak sinirlerin haram oldu. Tabii haram oldu sinirleriniz şu adamdan. Ne yapayım cezerim, ne yapayım? Bir dedikodu uğruna yazık. Ben senin kadar senin kanda olamıyorum. Rezil oldum. Şarj olun. Şarj olun. Vallahi rezil oldum. Ağlayacağım neredeyse. Ben de resmen ben de. İftar et işte. Demek ki seni kaybetmenin bir anlık hayali bile beni böyle çıldırtmaya yetti. Tabii. Beni bu kadar çok sevdiğini bilmesem, üstelik sana bu kadar çok inanmasam durum daha başka olur. Nasıl başka olur? Tabii. O zaman bu beyi ayağımın altına alır, bir güzel fesini çıkarır. Biz onu bekliyorduk. Yani daha önceden o düşünüldü olsun efendim. Yani kusura bakmayın, her ne kadar evleriniz biraz büyük çıktıysa ne yapalım, benim vazifem. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz şekilde hakkınızı kullanabilirsiniz. Ben hanımefendinin ücretimi peşin peşin. Ha bir dakika, bir dakika. Her sefer şimdi benim vazifem. Benim anlayamadığım bir şey var. Bu Hüsnü Bey nereden çıktı? Fitatım onlardan çıktı efendim. Kötü bir şekilde değil.
gazete ilanını okudular efendim. Yani kendileri beni gönderdiler. Mektup yazdılar hanımefendi. Ya daha geldim efendim, size böyle biçimsiz bir zamanda rahatsız ediyorum. Ay neler söylüyorsunuz bu zamanda? Size nasıl geldiğimi anlatıyorum. Hemen anlatamaz. Tabii anlatırız, alın mektubu. Ay yapmayın Allah aşkına. Halimciğim. Evet. Senin gittiğin gün bizim eczacı Fitnat yok mu? Evet. Klinikte çalışmak üzere üstü bir iş göndermiş. Anladım. Sen de bana bozulunca bu beyi özel işlerinde kullanmayı daha uygun bulur. Ne yapayım? Fitnat o kadar çok methetmişti ki kendisini. Ben de büyük bir güvenle bana yardımcı olması için rica ediyorum. Ama ne demek rica olur mu efendim? Emrettiniz. Bana güvenmekle teveccüh gösterdiniz. Öyle demeyeyim mi efendim? O kadar hassas, o kadar nazik bir konu ki. Şimdi hanımefendisi yalancıktan dahi cezalandırmaya kalksa. Öyle olur olmaz bir insanı eve mahremiyet yere sokarlar mı? Olur mu canım? Duyduğunuz işte eksik olmasınlar bana güvendikleri için. Ben güvenilmeyecek de bir adam değilim. Övünmek gibi olmasın. Gözünüzden gördünüz, ben nişanlısına bağlı bir adam. Aldır 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 nasıl koşuyorum yani. İnşallah hanımefendinin güvenini sarsacak bir hata olmamıştır şurada. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Allah ben Allah. Ne yaptımsa kocamı sevdiğim için, onu kıskandığım için. Ne var ne oluyor burada? Semra, balkonda kim var? Seninkiler elinde dürbün, durmadan buraya bakıyorlar. Yavaş olsun hala. Karımı bana karşı duygularından ötürü yatıştıracağınız yerde. Siz de onunla birlik olup bana oyun oynadınız öyle. Yok, canamayın artık işte. Yazın yediğini sormalar, kışın midenizi tırmalar. Önemli olan siz şu anda birinize inanmanız ve mutluluğunuzun devamı. Çok güzel söylediniz ama bütün suç bende. Hay ben neler yaptım, hiç bana yakışır mı buna? Vallahi öyle utanıyorum ki. Affet beni anneciğim. Şimdi bütün bu olanları, bu yaptıklarımı ben el halime konu komşuya nasıl anlatayım? Ama ne yapmışsınız efendim, ne var? Herkese hesap vermek zorunda mısınız? Allah Allah. O ayrı ya, eğer içiniz rahat edecekse siz yorulmayın. Ya. Ben ne yerde duruyorum? Bana emredin efendim. Çünkü ben aldığım ücreti hak etmiş saymıyorum kendimi. Ben istiyorsanız sizin namınıza fırlarım sokağa. Hatta Hale Hanım'ı da alırım. Beraber biz kapı kapı dolaşır, herkese durumu anlatırız. Bana kalırsa dürbünlülerden başlarım. Onlar hala burayı bir gözetliyor. Hem de nasıl? Ay ne olursunuz, keyfim yerine gelmişken Allah aşkınıza dönün şöyle arkanızı. Şunlara görmek istedikleri manzarayı bir göstereyim.